çözümlerdeki çözüm ortağınız Bilin, Bir Fikrim Mi Var'ı sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin İyi Televizyonu TV8 ekranlarından herkese iyi akşamlar. 2012 yılının en iddialı, en özgün girişimcisini aradığımız programımız Bir Fikrin Mi Var'a hepiniz hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Tam 3 haftayı geride bıraktık ve bu heyecanlı maratonda yavaş yavaş ilerliyoruz. 13 hafta sonunda mükemmel bir fikri, bir girişimciyi burada sizlerle paylaşacağız. 200 bin liralık büyük bir ödül onu bekliyor olacak. Çok heyecanlı fikirler, birbirinden farklı fikirler bugün yine bu yarışmada olacak. Tek bir şampiyonumuz olacak ve kendisi tam 200 bin liralık ödüle layık görülecek. Belki de bu sayede hayallerine kavuşacak. Ancak bu yıl fikirleriyle dikkat çekmeyi başaran girişimcilerimizi eli boş göndermeyeceğiz, değil mi? Çünkü başka ödüllerimiz de var. Kesinlikle öyle Cemal. Bu yıl şöyle bir şey yapacağız. 5 ayrı kategoride de ödüllerimiz olacak. Tabii bu ne zaman belli olacak? 13. haftanın sonunda. Yani 13. bölümümüz canlı yayınımızda olacak. Ve 5 farklı girişimci de buradan eli boş ayrılmayacak. Onlar için de ödüllerimiz var. Her hafta jüri üyelerimiz ve stüdyodaki konuklarımızı projelerini inandırmayı başarabilen iki başarılı girişimci adlarını finale yazdırmaya hak kazanacak. Ve şampiyonlar bir adım daha yaklaşacaklar. Evet, sorduğumuz tek bir soru ve yine aradığımız tek bir cevap var. Bir fikrin mi var? Evet, o fikrin sahibi eğer sensen, o zaman seni de stüdyomuza bekliyoruz. Evet, bir fikrin mi var? Her hafta olduğu gibi bu gece de yine en iyilerin mücadelesine tanık olacak. Heyecan her zaman olduğu gibi gittikçe doğruya doğru tırmanacak, rekabet artacak ve bakalım sonunda büyük jürimizi fikriyle etkisi altına almayı kim başaracak? Bakalım, ben de merak ediyorum çünkü birbirinden güzel fikirler geliyor. Hepsi yaratıcı değil mi? Evet. Çılgın fikirler de bekliyoruz tabii. Evet ve bir türlü seyretmeye doyamadığımız, nasihatlerinden sonsuza kadar faydalanacağımız inanılmaz başarılı bir jürimiz var. Jüri üyelerimizi davet edelim mi? Artık edelim o zaman, daha fazla bekletmeyelim onları. Evet, onların hepsi zaten birbirinden değerli, sizler tanıyorsunuz onları. Hele o yorumları değil mi? İnanılmaz evet, güzel yorumları. Hadi istersen Cemal. Evet, geçtiğimiz haftalarda onları gördünüz, izlediniz. Aslında hepsini önceden çok iyi tanıyorsunuz. Onlar isimlerini zaten Türkiye'ye kabul ettirmişler. Evet, gündemde olan iş dünyasında başarılı insanlar. Ve ilk olarak marifetleri saymakla bir türlü bitmeyen, son derece karizmatik, başarılı, sivil toplum hareketlerinde inanılmaz etkili olan bir hanımefendiyi davet etmek istiyorum. Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Leyla Alaton. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Ve şimdi davet edeceğim isimse, her zaman söylüyorum, hep aynı şeyleri söylüyorum ama onun hakkında çünkü hep hani ne söylesem acaba diye düşünüyorum. İnanılmaz bir girişimci. Kendisi seri girişimci. Onun için her zaman diyorlar ki onda fikirler bitmez. Çünkü kendisi oldukça hiperaktif. Hep konuşuyoruz onun arkada. Ben hiperaktifim, duramıyorum. O yüzden sürekli üretiyorum diyor. Aslında o bir mucit de aynı zamanda. Brightwell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpan Maras'ı da yine büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet ve son olarak karşınızda Türkiye'de herkesin 7'den 70'e çok sevdiği, son derece renkli bir kişilik, çok yakışıklı ve Türkiye'deki enerji piyasasının çok önemli bir şirketinin yönetim kurulu başkanı Bosforus Gaz'ın Sayın Alişen. İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
Evet, bugünkü konuk jürimizse yine iş dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Başarısını birçok farklı sektörde kanıtladı ve bunun yanı sıra da birçok sivil toplum örgütünde de çok başarılı çalışmalara imza atıyor kendisi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın'ı da ben yine büyük alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Hamdi Bey, siz de. Hoş geldiniz Hamdi Bey. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz? Nasıl fikirlerle karşılaşmayı bekliyorsunuz bu akşam burada? Vallahi dehşetli fikirler bekliyoruz. Herhangi bir fikriniz var mı? Gelecek yani, fikirlerle alakalı? Göreceğiz bakalım. Fikirleri bir görelim. Kendi fikrimiz ona göre oluşacak. Evet. Benim başka bir fikrim yok. Bakalım dediğiniz gibi ilginç fikirler gelecek mi bugün? Evet. Tam 3 haftayı geride bıraktık. Gerçekten güzel gidiyor. Gayet keyifli bir maraton devam ediyor. Evet, ben de eminim ki bu geceki yarışmacılarımız Hamdi Bey'i de yarı yolda bırakmayacaklardır. Bugüne kadar olduğundan daha enteresan fikirler hepimiz bekliyoruz. Bakalım. Türkiye'nin dört bir yanından kimler geliyor değil mi? Merakla evet, bekliyoruz. Kimler geliyorlar? O zaman şöyle yapalım. Ve fikirleri ne acaba? Ben her zaman olduğu gibi yine Kırmızı Oda'ya doğru onların yanına gideyim. Çünkü şu anda 8 ayrı girişimcimiz birbirinden farklı projelerini sizlere anlatmak için, tabii ki ekran başındaki seyircilerimize anlatmak için sabırsızlanıyorlar. Dediğim gibi ben hem onların biraz heyecanını orada azaltmaya çalışayım. Çünkü burada sunum yapmak gerçekten çok zor. Ben genelde şöyle sorularla karşılaşıyorum. Bana şunu söylüyorlar hep. Ya Tamay, biz oraya gelmek istiyoruz. Aslında bizde de fikir var ama ya çıkıp nasıl anlatacağız? Hep aynı soruyla karşılaşıyorum. O yüzden buraya çıkıp bir şeyler anlatmak gerçekten de kolay değil. O yüzden jüri üyelerimizden ben bunu da biraz dikkate almalarını rica ediyorum. O zaman sen soranları kaybedenleri kazanda açtığımızı söyleme. Pekala. Peki, evet, Tamay'ı Kırmızı Oda'ya gönderiyorum. Şimdi yarışmacıların nabzını tutsun diye. Peki, o zaman ben gidiyorum müsaadenizle. Görüşmek üzere. Şimdi malzemeyi tam anlatamadım. Malzeme hangi, ne malzeme? Ne de yaptın? Malzeme normal bildiğiniz terlik malzemesi. Bu malzeme. Ver bir deneyim he. Ver bir dakika, bir deneyim. Tabii denemekte fayda var. Bu yerini de vereyim. Alırsanız. Ama malzeme bundan şimdi olmayacak deneyim, bak diyor Ali Bey. Evet. Evet, onunla yapmayacağız. Ha, buyur. Çok yakıştı. R21 performans arttırıcı, ereksiyonu destekleyici bir üründür. Yanına bardakları da getirdim. Denettirebilir miyim? R21. Hayır, denettir de sonra ne yapacağız? Şöyle. Bugün sizlere tanıtacağım ürün tek kullanımlık tuvalet eldiveni. Bu tuvalet eldivenini giyindirmem lazım, burada denetmem lazım. Böyle mi böyle mi? Evet, avuç evet. İçinde olacak. Avuç içi ben doğru yaptım. Farkın nerede, farkın? Ekonomik ve hijyen. Doğru cevaba girmiyorsun. Ben de soruyu devam ettirmek istiyorum. Bak, iş planını okuduk, güzel bir şeyler hazırlamışsın ama şurada eksik olan bir şey var. Olaya biz proje olarak baktığımızda, çalışma olarak baktığımızda iki numaralı yarışmacının arkadaşların birinci olmalarına, yani bizim tarafımızdan seçimlerine karar verdik. Arkadaşlarımız için hayırlısı olsun. Tebrik ederim. Ve Sosyal Ben projesi. Evet, Ece Çiftçi ve Sosyal Ben projesi bugün ön kazananlarından bir tanesi oldu. Evet, bu akşamki sunumlara geçmeden önce yarışmamızla ilgili kısa birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi her programda 8 yarışmacı burada yer alıyor. Büyük jürimiz bu 8 yarışmacıdan sadece birini seçiyor. Fakat burada stüdyoda olan Yeditepe Üniversitesi öğrencileri yarışmacılardan bir tanesini daha koruma altına alabiliyor ve onu finale taşıyor. Sevgili Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, elinizdeki elektronik cihazlar seçim için. Üzerine yarışmacının numarasını gireceksiniz. Ve fikrine en çok güvendiğiniz, fikrini en çok beğendiğiniz, aklınızda en çok kalanı oylayıp koruma altına alıp finale taşıyabileceksiniz. Lütfen yarışmayı çok dikkatli izleyin. Çünkü sizin de göreviniz en az jüri kadar önemli. Şimdi artık zorlu jürimiz yerini aldığına göre yarışmacılarımız da son derece heyecanlı bir şekilde içeride bekliyorlar. Ufak ufak başlayalım isterseniz. Ben yapamayacağım. Benimkiler uygun, müsait değil. Niye abi?
Çünkü rengi peki ayaklarına bulaşır yani. Ay siz hiçbiriniz bir şey anlamadınız. Biz kadınlar kendimizi 100 kere değişik şekilde görmeyi severiz. Bu masanın üzerinde menüyü seçerekten sipariş veriyorsun abi restoranda. Yani hani yaptığınız ya. Hakikaten güzel bir şey ama. Gönlümdekini söyleyecektim ben orada ben, kaldı. Peki, yerli canım. Türk arabasına bunu monte. Ya ben, yerli Türk arabası yok ki abi yani. İşte o süreç içerisinde. Abi gözünü seveyim boş ver ya. Avrupa pazarında Türk kurbansı olarak at yapmış, ün yapmış bir yani bizim bu boşuna söyle. Bu geceki ilk projemiz bayanların çok ilgisini çekecek gibi görünüyor. Benim bu konuda pek fikrim yok ama gördüğüm kadarıyla özellikle bir düğün ya da özel bir gece öncesi falan yapılacak saç makyaj konusu hanımlar için son derece sıkıntılı bir iş. Şimdi gecenin ilk yarışmacısı bir beyefendi. Hanımların önceden kendilerine uygun saç ve makyaj modellerini görebilecekleri bir fikir bulduğunu iddia ediyor. Mümkün mü sizce bilmiyorum. Bakalım bir neler yapmış. Merhaba, ismim Cemil Kabadayı. Ben Bursa'dan katılıyorum. E-Makyaj adlı projemi internetten makyaj yapmak şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. E-Makyaj kullanıcısı siteye girerek kendi resmini yüklemek suretiyle ya da webcam üzerinden kendi resmini çekerek her türlü makyaj uygulamasını rahatlıkla yapabilecek. Ayrıca gözlük, takı gibi aksesuarları da kendi üzerinde modelleyerek en beğendiğini seçip görüp alışveriş sepetine ekleyerek ondan sonra alışveriş yapabilecek. Cemil Bey evli misiniz? Evlisiniz. Evet. Ancak evli bir adam böyle bir şey icat edebilirdi karısını evden daha hızlı çıkarmak için. Mutabıkız. Sizi jüriye teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle seyircilerimize ve sayın jüriye iyi akşamlar dileyerek başlıyorum. E-Makyaj projesi internetten makyaj yapmayı, bir resminiz varsa hazırda resminizi yüklüyorsunuz veya yoksa bir webcam üzerinden resminizi çekip sisteme aktardığınız takdirde üzerinde bir güzellik merkezinde, bir kuaför salonunda yapabileceğiniz her türlü uygulamayı birebir yapıyor. Yalnız özelliği de şu, tamamen doğal olması. Yani yapay durmuyor. İkinci bir özelliği ise şu, olmayan bir özellik bu. Makyajı yaparken veya aksesuarları, gözlüğü, takıyı vesaire yüzünüze uygun bir şekilde modellerken en sonunda kullandığınız bütün ürünleri sepete ekleyip, alışveriş sepetine ekleyip alımını yapabiliyorsunuz. Yani bir yere gittiğinizde belki birkaç tane uygulama şansınız varken makyaj projesi içerisine giren, siteye giren bir kullanıcı ücretsiz bir şekilde girip istediği kadar uygulama yapabilecek. Bizim projemizin içeriği özellikle budur. Yurt dışında olduğunu biliyorsunuz bunu. Dünyada ben inceledim. Dünyada bu dediğim seçeneğe uygun bir şekilde yapaylıktan uzak, doğal olacak sadece bir tane proje var. Ben bunu Türkiye'de de kurmak istiyorum. Çünkü şimdi bunu Türkiye'de, sen Bursa'dan geldin değil mi? Doğrudur. Başladın mı? Daha proje halinde mi? Düşünce ben bir e-girişimci olarak. Tatbikata geçtin mi? E-girişimci olarak şu aşamaları kaydettim. Marka tescilimi yaptırdım. E-Makyaj adıyla başlayan bütün domainleri aldım. Hepsi 10-12 tane domain hepsi duruyor. Benden sonra birisi gelip beni rahatsız etsin istemedim çünkü. Ve şu an bir yatırım arıyorum ki bu projeyi hayata geçirebileyim. Parayı kim veriyor? Yatırım arıyorum. Hayır. Projeye geliri katılan makyaj malzemelerini satan markalar mı parayı veriyor? Hayır. Farz et ki ben kendimi esmer veya kıpkırmızı dudaklı ve bambaşka bir tip olarak istiyorum. Evet. O istediğimi mi söylüyorum? Nasıl giriyorum bunu? İstediğiniz şekle kendinizi beğendiğiniz şekle getiriyorsunuz. Makyajınızı yapıyorsunuz. Kendim getiriyorum sitede. Tasarımcı sizsiniz. Tamam. Sonra o makyaj malzemelerini liste haline geliyor. Evet. Beğendiklerinizi seçip sepete ekleyip peki, alıyorsunuz. Peki istemiyorum, seçmeyeceğim dersem hiçbir şey ödemiyor muyum? Hiçbir şey ödemiyorsunuz. Hiçbir problem yok. Siz nasıl para kazanıyorsunuz? Reklam ve ürün satışı. Ürün satışı yani evet. Alanlardan alan olur ise bütün varsayım ise, o alan olur ise. Bir dakika hangi ürün? Sen zaten götürüyorsun malzemeni. Hayır. Ben evde malzemem varsa yeni malzeme istemiyorum. Almak almıyorum. Ha, yani ama almıyorsan o anladım. Şimdi size şöyle bir şey örnek vereyim. İnternetten seçiyorsun malzemeleri de. Kesinlikle. Kendin malzemelerle boyuyorsun doğru evet mu?
Tamam, o malzemeleri aşama... boyuyorsun. O malzemelerin verdiği şekle göre de o malzemeleri de satın alıyorsun. Bu şekilde. Peki yani siz... bu satın aldığın malzemelerden de sen komisyon alıyorsun. Ayrıca ve senin kazancın oradan oluyor. Reklam trafikten büyük bir trafik oluşacaktır. Reklamdan kazanıyorum. Peki kendini güzel nasıl boyayacaksın? Yani ben makyöz değilim ki. Nasıl boyayacağım kendimi web güzel? Boyayamam ki. Efendim? Gelişti. Web teknolojileri artık çok gelişti. Web üzerinden, bir internet sitesi üzerinden jQuery dediğimiz programlarla bu artık mümkün hale geldi. Eskiden kalıp gibi modeller vardı. Eskiden gördüğünüz belki makyaj oyunları falan vardı. Çocuklar için vesaire yapılmıştı. Onların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Evet, denemek lazım. Belki de. Hayır, var mı? Yalnız şimdi var. Bunun için. Varsa o zaman yeni bir fikir değilse yok, bir tane de var. Bize göre bu yeni bir şey değil. Ben Türkiye'ye getirmek istiyorum. Hayır, mesela bir makyaj standına gidiyorsunuz büyük bir dükkanda, yurt dışında. Orada kendi makyaj malzemeleriyle gösteriyor neye benzeyeceğinizi. Tamam, şimdi bir şey daha var. Bayanlar bu konuyu daha iyi biliyor zaten. Bir şey daha var. Şimdi internete... Biz televizyondan televizyona makyaj yapıyoruz. Bunun için, bunun için internete gerek yok. Bunun için magazinler var, mecmualar var. Oradaki modelleri birisi kendine seçer. Hamdi'nin dediği gibi oradaki o zaman hüner kendi kendini boyaması ki onu da yapması mümkün değil. Ay siz hiçbiriniz bir şey anlamadınız. Biz kadınlar kendimizi 100 kere değişik şekilde görmeyi severiz. Kırmızı rujla nasıl görüyorum, mor bir şey kalemle nasıl duruyorum, kızıl olsaydım nasıl olurdum diye. Tamam. Bu kadınlara heyecan şimdi, verebilecek bir şey. O zaman şöyle bağlayalım, bunun uygulaması var mı yok mu şu anda? Dünyada sadece bir tane var. Dünyada bir tane lafı ben ancak bir tane bulabildim demen bizim için anlamlı. Dünyada bir tane var diyemezsin. Dünyada milyarlarca web sayfası var. Yani dünyada bir tane var diye bir şey yok. Bir tane de varsa tane zaten. Hayır, Türkiye'ye getirebilir, uyarlayabilir. Ama burada şu var. Yani bu tip şeyler. Allah aşkına Photoshop programlarıyla kendini Andy Warhol tipi şeyde yapıyorsun artık. Özellikle genç kızlara yönelik yani, oyun şeklinde makyaj programları var. Tabii ki var. Yüzlerce var yani. Cemil Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkürler. Evet, Leyla Hanım birazcık dedi beğendi. Hani kadının derdini dedi kadınlar anlar değil mi? Makyajını. Evet, biraz şanssız mıydık? 3 tane erkek vardı jüride. Problem değil aslında. Yani biz söyleyeceğimizi söyledik, gittik, gördük, söyledik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Maçlara bakacağız. Oo, şimdiden ama böyle kaybetmiş gibi daha dur bakalım belli olmaz. Yok, problem yok. Tamam, peki o zaman geçmiş olsun teşekkür diyoruz. Ederim. Hemen tekrar sizi Cemal'e bırakıyorum. Evet. Aslında çoğumuzun başına gelmiştir. Hani önemli bir yere, bir davete, bir toplantıya giderken ayakkabılarımız pırıl pırıldır. Çamura basarız, araba bir şey sıçratır, kuşlar bir şey yapar, ayakkabımız pislenir. Böyle zor durumlar için bir ufak bir icadımız var. Ayakkabı silme mendili. Bakalım ne yapmış? Adım Semih, soyadım Dalkıran. Abant Advice Üniversitesi'nden katılıyorum. Fizik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Projem... Ayakkabı boyama ile ilgili tek kullanımlık ıslak mendile benzer ayakkabınızı her zaman yanınıza taşıyabileceğiniz bir şekilde rahatlıkla boyabilme imkanı veriyor. Herkes günlük yaşamda ayakkabı kullanıyor. Ayakkabılarımız vazgeçilmezdir. İş yaşamında olanlar daha iyi bilir. Çok güzel bir takım elbiseniz olabilir ama ayakkabınız kirliyse, tozluysa bu bütün ambiyansı bozacaktır. Bu yüzden her zaman kolaylıkla ayakkabınızı boyayabileceğiniz bir mendil geliştirdim. Bu da iş yaşamında olanın ya da dışarıda normalde kundura giyenlerin sorunu olduğu için muhtemelen beğeneceğini düşünüyorum ve başarılı olacağını düşünüyorum. Ambalajı güzelmiş. Ben beğendim. Değil. Üstünde atlar var. Tam bana göre. Kaliteyi simgelesin diye öyle bir şey yaptı ama. Ele bulaşıyor mu bu? Yok, kesinlikle. Sadece ayakkabıya bulaşıyor. Sadece ayakkabı. Ne yaptın çok merak ediyorum. Jüriye anlatır mısın lütfen? Peki. Hemen göstereceğim. Tamam. Adım Semih. Bahsettiler. Bir ayakkabı boyama mendili. Tek kullanımlık. Ayakkabınızı boyamayı unuttuğunuz zamanlarda ya da toplantılardan önce herhangi bir sünger bulamadığınız zaman ya da piyasadaki çeşitli ürünlerden faydalanamadığınız zaman cebinizden çıkartıp boyayabileceğiniz bir ürün. Ben getireyim dilerseniz yanınıza. Peki hemen sen verirken şurada yapacağım. Çeşitli renkleri var mı bunun? Şimdi yanımda sadece siyah renk için yaptım ama süet ayakkabılar için temizleme bezi. Ayrıca Swipes. Kahverengi de için. Swipes for shoes. Aynen. İngilizce yazıyor üstünde. Ya Türkçe terim
kullanmaya özen gösterdim ama mantıklı bir şey bulamadığım için maalesef olarak böyle Sipes yani şu var ya, ayakkabı boyama mendili bir ürün şey. İsmi verdi. Mantıklı değil mi? Ayakkabı niye? Boyama mendili. Niye? Türkçe bir yok, şey yazdım. Yok sadece marka ismi olarak. Başvururken ha, marka olarak. Belli değildi. Marka Swipes. Swipes. Shoe Wipes. Birleştirilmiş ha? Hali. Shoe Wipes'in birleştirilmiş hali. Swipes. Anladım. Shoe Wipes'tan geliyor. Daha deneyelim istiyorsanız. Yani kamera yaklaşır mı bana? Tabii. Deneyelim. Önünü açarım abi. Boya tüpleri vardır. Bastırdım. Bastıracağım zaman. Biliyorum fark ettim. Nasıl boya tüpleri boya var? Boya tüpü var patlatacağım. Değil mi? Aynen. Göster o zaman. Patlattım. Ben yapamayacağım. Benimkiler uygun yapma abi müsait sen zaten. Değil. Niye abi? Çünkü rengi peki ayaklarına bulaşır yani. Ne Semih. Oldu? Hani patlatamadınız mı? Buyurun. Bundan ay elinize bulaşacak. Daha evvelki proje gibi dünyada bir tane var mı? Aslında ayakkabı boyayan mendil kendi araştırmalarımda bulamadım. Ancak benzer ürünler olarak parlatıcı mendiller var. Hayır böyle içinde tüp olan ve tüplerin patlayıp içinden boya çıkan. Kendi yaptığım araştırmalarda, Türk Patent Enstitüsü'nde yaptığım araştırmalarda Türkiye içerisinde bulamadım. Yurt dışında da bazı kaynaklardan yaptığım araştırmayla internette herhangi bir ürün bulamadım. Benzer ürünleri parlatıcı mendiller mevcut. Ancak bu şekilde ayakkabı boya parlatabilen, aynı zamanda arkasıyla da parlatma işlemini yapabiliyorsunuz. Bir ürün bulamadım. Kendi arka tarafıyla da parlatma şimdi, kısmında yapabiliyorsunuz. Yani şimdi, biz arkadaş çıkarken kendi aramızda konuştuk. Arkadaşı yerle bir edecek şekilde. Ondan sonra tabii arkadaş bizi şaşırttı. Çünkü şöyle açıkça söylemek gerekirse parlatma konusu ayakkabıyı bozan bir şey. Biz tabii işin hep kolayına kaçıyoruz. Bir tane o şeye süngeri alıyoruz. Aha. Ama benim mesela boyacım diyor ki abi bitiriyorsun ayakkabıyı. Yani. Fakat bu vallahi benden 10 puan aldı yani. Ben teşekkür ederim. Şimdi, benden 10 puan almadı. Yani geçer not aldı. 10 puan almadı. Çünkü elim boyadı. Ha. Yani aynı şeye bak ben ona bakıyordum. Elim boyadı. Dolayısıyla bunun şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sözünüzü keserek kusura bakmayın. Ben aslında bu ürünü kendi elimle yaptım. Ankara'da Ostim'de yapacak bir yer buldum. Ancak makine buna uygun. O tüpleri dolduracak makine olmadığı için birkaç değişikliklerle yapmak istedim. Ancak makine yani bu son yarısı durum değil. Değil yok bu sadece yani. Ürünü prototip. Fikri somut olarak size okay. Göstermek okay. Amacıyla yaptığım okay. Şey. Peki, ürün tasarımsal de olarak bu şekilde olabilir ama dikişleri göz önüne alırsak ne diyorsunuz? Yok kesinlikle. Kesinlikle uygulanabilir ancak sizin söylediğiniz konu çok önemli. Ben de aynı şekilde ayakkabı süngeri kesinlikle kullanamıyorum. Ayakkabının tamamen derisini çatlatıyor. Tabii. Şeyler ve boyacın aklı yani. Tabii aynı. Ben kullanamıyorum aynı şekilde. Davete gidiyorsun. Ayakkabı acele. Ama en azından burada amirin de anlattığı gibi benim de parmağım da burada siyah evet. Kaldı. Davete giderken siyah parmakları siyah boyalı riski var. Olmaması için geliştirme yap düşün. Tabii. O kısmını halledersen o zaman iş tamam. Evet. Evet çok keyifliydi. Evet keyifliydi. Olumlu geçti gibi düşünüyorum ama bakalım kısmetimize ne. Peki iddialı mısın? Her zaman iddialıydım. İlk günden beri iddialıydım ama bakalım kısmet bize ne gösterir. Bakalım o zaman sonunu aynen. Bekleyeceğiz. Bilimin sunduğu bir fikri mi var? Devam edecek. Görev, Kimera virüsünü yok etmek. Ancak virüsün peşinde başkaları da var. Zenit Bey. Üstesinden gelir. Tom Cruise, Danny Newton, Douglas Scott ve Anthony Hopkins'ten 10 ödül ve 17 adaylık alan Thor ödüllü bir aksiyon. Görevimiz Tehlike 2 bu akşam Parti Kanal TV8'de. Bir fikrim mi var? Devam ediyor. Şimdi sıradaki yarışmacımız bir öğrenci ve kendisi gibi gençleri hedef alan bir projesi var.
Projesi gençlerin sosyalleşmesinden alışverişe kadar her türlü ihtiyaçlarına hizmet edecekmiş. Böyle bir iddiası var. Geniş bir yelpaze bana sorarsanız. Ne yapmış çok merak ettim bakalım. Adım Muhammed Biral. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden katılıyorum. Projemiz gençlerin eğlence, alışveriş, indirim ve eşya bulmalarında yardımcı olacak bir proje. Projemiz Türkiye'de ilk olduğu için biz bu projeyi kazanacağını düşünüyoruz ve inanıyoruz. Muhammed Bey. Evet. Gençlik kartı diye bir şey yapmışsınız. Doğrudur. Peki bunu yaparken insanların cüzdanlarında kart koyacak yer kalmadı. Bunu hesapladınız mı? Hesapladık, o yüzden yaptık. Bravo. Size teslim ediyorum. Güzel. Merhabalar. Projemizin adı tambumu.com ve gençlik kartı. Projemiz aslında üniversite öğrencileri çekmiş olduğu sıkıntıları anlatmaya uzun uzun gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Biz 3 tanesine odaklandık. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğumuz gibi üniversite öğrencilerinin ev bulmalarındaki sıkıntıları çözmek asıl amacımız. Hepimiz ev sıkıntısı çektik. Bunu veya ya komisyon ödeyerek emlakçılardan veya sokak sokak gezerek bulduk. Bizim sunmuş olduğumuz değer önerisiyle mezun olan üniversite öğrencileri ücretsiz olarak ev ilanında bulunuyor. Yeni eve çıkacak öğrenciler de buradan evlerini bulabiliyor. Komisyonu ve sokak sokak gezme ortadan kaldırıyoruz. İkinci özelliğimiz ev arkadaşı bulma. Hepimiz 81 ilden geliyoruz ve maalesef anlaşamadığımız noktalar oluyor. Veya yanına arkadaş almak isteyenler oluyor. Yine buradan arkadaş arayanla bulan, biz orada sitemizde buluşturarak birbirlerini bulmalarını sağlıyoruz. Üçüncü özelliğimiz eşya sıkıntısı. Evi bulduk, arkadaşı bulduk. Oturacak bir koltuk olmadıktan sonra bunların tabii bir anlamı olmuyor. Mezun olan üniversite öğrencileri eşyalarını değerinden az bir miktarda ikinci ellere satıyorlar. Yeni eve çıkacaklar da tabii ki yüksek fiyatlardan satıyorlar. Biz bundan aslında sıkıldık açıkçası. Bu ihtiyaçtan dolayı böyle bir site kurduk. Yine mezun öğrenciler ücretsiz bir şekilde eşyalarını ilanlı veriyorlar. Eve çıkacaklar da buradan ücretini ödeyerek alabiliyorlar. Biz merak ettik. 150 tane birinci sınıf üniversite öğrencisine soru sorduk. İkinci eliye karşı tutumunuz nedir dedik. Merak ettik. Ve öğrencilerin sadece öğrenci dostu diyen %13 oldu. Mezun öğrencilere sorduk. Eşyalarınızı nereden aldınız diye %47'si internet dedi arkadaşlarımızın. Nasıl değerlendireceksiniz sorusu neyse bağışlayacağım diyen bir hayır kurumuna bağışlayan %8 oldu. İkinci eliye karşı tutumları arkadaşlarını da merak ettik. Satıyorlar ama bu arkadaşların tutumu ne diye merak ettik. Orada ise ikinci eliye satacağım diyen sadece %14 çıktı. Böyle bir istatistik var. Biz gençlik kartı diye bir kart çıkardık. Aslında bu kart 2 sene önce bizim projemizin altyapısını oluşturan bir şey. Dedik ki madem bir internet sitemiz var, buradan alışveriş yapacak arkadaşlar bir indirim ve puan kazansın. Yani sadık bir müşteri portföyü oluşturalım dedik. Şu anda 20 bin kişide kartımız var. İnternet sitemiz yayına girecek. 10 bin tanesi 1. sınıf öğrenci. 20 bin kişi şu an Kütahya'da. Pilot uygulamamız Kütahya bizim, orada okuduğum için. 10 bin arkadaşımız şu anda yeni kazanan arkadaşımız ve seneye eve çıkacaklar. Eve çıkarken de indirimden faydalanmak için kartımızla birlikte tambumu.com'da alışveriş yapacaklar diye ümit ediyoruz. Evet. Bir kere olayın Kütahya orijinli olması olayı daha farklı ve güzel kılıyor gerçekten. Yani Kütahya'dan bir proje çıkması çok güzel. Öncelikle tebrik ediyoruz. Niye? Kütahya problemi nasıl var? Niye? Anlamadım. Hayır, yani şey olarak Afyon azalmıyor mu? Hayır, sadece Kütahya değil. Yani büyük şehirlerden bir o büyük şehirlerin tamam. Dışında. Ha yani Kütahya bir o kadar. Şinisi meşhur. Şinisi belki ondan. Doğru, ben yayılacak. Bu bizim yani Kütahya tarzındaki illerde çok rahat yayılacak bir proje. O çevre illerde veya biraz daha ufak illerde. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Dumlupınar Üniversitesi. Kaç öğrenciniz var? 40 bin üniversite öğrencimiz var. Her iki kişiden birinde de kartı vermiş bulunmaktayız şu anda. Bu denek, kaç denek kullandınız bu istatistik? 150 kişi. 150 kişi. Birinci sınıf ve mezun arkadaşlarımızı bir anket yaptık. Merak ettik. Sonuçları da bu şekilde. Web site ne zaman yürürlüğe giriyor? Web sitemiz malum üniversite öğrencisi olduğumuzu başta belirttik. Belli bir yazılım maliyeti var. O yazılım maliyetini kısa bir süre içerisinde COSGAP'ten de eğitimimizi aldık, girişimcilik eğitimimizi. Orayla birlikte inşallah bir ay içerisinde. Girişimcilik eğitiminizi de aldınız. Tabii şu anda hibemiz de tamam. Kaç kişisiniz ekip olarak? Ekip olarak, ana ekip olarak 4 kişiyiz. Birimiz pazarlama ilgileniyor. Ben şahsım adına projenin yürümesi ve... Bir şirket mi kurdunuz? Bir şahıs şirketimiz var. Şahıs şirketimiz.
şirketiyle birlikte şu an yürütmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Para kazanmaya başlayınca ortaklıklarda büyük problem yaşanır. Para ortada yokken hiçbir sorun olmaz. Onun için bütün ipleri bağlayın ağaca, ondan sonra iyi bir ortaklık kurun. Biz kavgamızı baştan yaptık. Evet de bu işler sonra problem oluyor. Onu baştan bir o zaman 50-50 kurmasınlar yapayım. Müsaadenizle o zaman 50-50 kurmasınlar. Hayır yani fikir o yapıyı o 51'e hayır olsun. Benim her zaman söylediğim şu an. Tabii doğru. Fikir sahibi altın hisse elinde tutsun. Karar hissesi. O şekilde. Gayet iyi anladık. Bence evet. çok iyi. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Müsaade isteyeyim bir sonraki yarışmacı için. Evet. Muhammed Bey teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi şanslar. Beğendiler. diye geldi böyle bir nefes vererek geldim. Nasıl geçti? Bence çok güzel geçti. Üniversite öğrencilerini refaha kavuşturacak bir proje. Sosyal bir proje. Aynı zamanda girişimcilik de olduğu için girişimciliği de ele alacak bir proje. Umarım başarılı olacağız. Peki diyelim ki jüri üyeleri hani seni seçmedi. Öğrenci arkadaşlarına güveniyor musun? Hani böyle direkt öğrenci olduğunu vurguladın. Yani büyük bir sorun ortadan kaldırıyoruz. Jürini seçeceğini düşünüyorum açıkçası. Hadi bakalım göreceğiz. Başarılar diliyorum. Her zaman senin gibi genç girişimcilere hep başarılar diliyorum. Hem de diyorum ki Türkiye'nin zaten ihtiyacı var değil mi? Kesinlikle öyle. Peki o zaman tekrar geçmiş olsun ve söz tekrar sende Cemal. Bu iş gittikçe tuhaflaşıyor. Açıkça söylemek gerekirse. Ben şimdiye kadar okuduklarım arasında bunu çok enteresan buldum. Tabii bunu rahat rahat söyleyebiliyorum çünkü jüriyi herhangi bir şekilde dışarıdan etkilemek mümkün değil. Ama bu arkadaşlar kurbağa yetiştirmek istiyorlar. Şimdi bizim Anadolu'muzda bir çeşit kurbağamız varmış ve yurt dışına ithal ediyormuşuz bunu. Sebebi burada yazmıyor eminim. Tıbbi bir sebeplerden dolayı ya da başka bir şey olabilir ya da kurbağa derisi çanta var mı bilmiyorum ama bu kurbağa türümüzün nesli tehlikedeymiş. Bakalım VTR'ye bakalım. Neymiş ben de merak ettim. Projemiz doğada nesiller artık tükenme safhasına gelen kurbağaların üretimi. Yani suni ortamlarda havuzda yetiştirilmesi ve çoğaltılması yönünde. Kurbağalar ülkemizden doğadan toplatılarak ihraç edildiği için nesilleri tehlike altına girmek üzere. Projemizin aslında en büyük önemi Türk kurbağası denilen ve pazarda çok ciddi bir yeri olan Rana Rindi bu da cinsinin hem ırkını koruyup hem ticaretini yapmak açısından hem gelir getirisi hem istihdam hem de çevrecilik açısından çok önemli. Ben bunu Kermit'e benzettim. Bana bunun Kermit olmadığını söyle. Kermit değil. İyi, sevindim. Merhaba. Merhaba. Galiba onun derdini sen anlatacaksın. Evet. Peki. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Projemiz kurbağa yetiştiriciliği projesi. Ülkemizde 55 yıldır kurbağalar doğadan toplatılarak yurt dışına ihraç edilmekte. Bu konuda biz Çin'den sonra ikinci sıradayız. Ve yılda yaklaşık 700 ton, bazen 700 tondan da fazla kurbağa ihraç etmekteyiz. Ama bunlar bizim ülkemizde sadece doğadan toplatılarak yapılıyor. Çin'le yarışıyoruz. Çin'den sonra ikinci sıradayız ama Çin bunu kendi bizim yapmak istediğimiz üretim tesislerinde yaparken biz doğadan topluyoruz. Bizim amacımız bu alanda bu hayvanların bir gün tükeneceğini düşündüğümüz için şu anda da hiçbir yasak yok toplayıcılığında. Aynı zamanda bunların toplayıcılığı ve yumurtlama zamanları aynı döneme denk geliyor. Yani hayvanlar üreme dönemlerinde toplanıyorlar. Biz de bu durumun bu hayvanların neslini tehlike altına attığını düşünüyoruz. Kapalı sistemde kontrollü bir şekilde üretim yapmayı hem doğaya katkıda bulunmayı hem de bu hayvanları yok olmaktan kurtarmayı istiyoruz. Aa, ya pardon. Siz balık çiftliği gibi kurbağa çiftliği aynen, yapıp ihraç edeceksiniz. Kurbağa, yetiştirme aynen, tesisi. Aynen. Hayır öyle bir çıktı ki proje sanki yani çok ulvi bir doğa kurtarma olayı gibi çıktı şimdi, ama ihracattan bahsediyoruz öyle değil evet, mi? Evet çünkü ülkemizde zaten ihraç ediliyor. Yani doğayı şey, kurbağadan kurtarma projesi olabilir. Sorabilir miyim? Bu kurbağayı niçin satın alıyorlar? Bu kurbağanın özelliği ne? Bunu yiyor muyuz bu kurbağayı? Bu kurbağa, yoksa kozmetikte bir işim mi var? Her alanda kullanılıyor. Her alanda kullanılıyor. Yani televizyon sektöründe falan.
televizyon sektöründe bu şekilde. Bu şekilde. Bravo. Kozmetik sanayinden ilaç sanayine, deney hayvanlarında, gıda olarak herhalde Avrupa pazarında kullanılıyor. Yani peki, şimdi Cemal Bey sorduğu için söyleyebilirim. Deneyde hayvandan kaçılan bir şeye gidiyoruz, dünyaya doğru gidiyoruz. Yani tam aksine şimdi, bütün doğacılar, bütün hepsi hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı. Artı ama, Hayvan Sevenler Derneği'nin politikasına ve görüşüne de bu karşı, burada canlı bir hayvanı sunma, yani eziyet ettirmemiz de doğru değil. Ama şöyle galiba ya, değil mi? Yani şimdi bugün, bu kurbanın cinsi ayrı mı? Yani. Bu kurbanın cinsi, evet, Raner'di bunu. Bu bizim ülkemizde yetiştiriyor. Bu sadece bize özgü. Bu kurbağa zaten Avrupa pazarında Türk kurbağası olarak at yapmış, ün yapmış bir yani kurbağa. Bizim bu kurbağaların cinsi diğer kurbağalardan ayrı, farklı bir kesinlikle özelliği sadece var. Sadece bizim bölgemizde, özellikle Ege ve Akdeniz'de yaşıyor. Bu kurbağanın özelliği olduğu için de kıymetli bir kurbağa kesinlikle, anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Çok nesi kıymetli? Yani bacağı mı, derisi kesinlikle, mi? Kesinlikle, bacağı kıymetli. Kanı mı? Çünkü protein değeri çok yüksek bir besin değeri bana. Yani hani bilmiyorum dünya ne doğru ölçüyor ama bir de, yılda 700 ton ihraç ediliyor. Normalde bu kurbağaların üremesi, şu andaki üremesinin durumu nedir? Yani nesilleri tükeniyor mu? Tükeniyor. Tükeniyor. Yani ben size şöyle anlatabilirim. Peki o zaman üretim deyince biz aslında bir bakıma hem nesillerinin tükenmesini engelleyeceğiz. Evet. Hem üretimi arttıracağız. Bu arada da bunun ticaretini yapacağız. Kesinlikle. Aynen. Böyle ben mi düşünelim? Bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi ülkemize yaklaşık her 700 veya 800 ton yurt dışına yolluyor. Ve biz burada arkadaşım da dediği gibi Çin'le yarışıyoruz. Fakat Çin bunu normal çiftliklerde yaparken biz doğadan topluyoruz. Ve doğaya verilen tahribatı, zararı hani artık tahmin edin. Yani aslında biz bunun neslini tükenmesini önleyeceğiz, hem sayısını arttıracağız hem de ticaretini yapacağız. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. Devlet bunu yasaklamak istiyor. Zeliha. Fakat çiftlik olmadığından dolayı herhangi bir yasaklama işlemi şu an Zeliha, dışarı çıktı. Dışarı çıktı, hemen alalım. Yırttı attı. Eğer biz bunun çiftliğini kurarsanız. Bu ne? Bunlar sihir atar. Boşuna. Sizin için yaptım. Boşuna söyle. Oğlum. Arkana geldi. Gel. Ay çok tatlı bir şey bu. Ben bunu yakalarım. Ha bu çok tatlı bir şey. Bravo. Yırttı. Naylonu yırttı. Aa! Bir dakika, nasıl çıktı bu? Naylonu mu yırttı? Naylon mu yırttı? Buyurun ya. Bak. Üzerindeki naylonu yırttı çıktı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok güçlü hayvanlardır. Ha? Nasıl? Çok güçlülerdir. Yani. Bu kadar mı güçlüler? Naylonu mu yırttı yani? Aynen. Bir dakika. Buyurun. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi tamam da. Biraz diğerlerine göre iri tahmin ediyoruz. Bence en büyük baba o. Çok en büyük. Anne o. Benimki... O anne. Dişi o. Anne. Dişi o. Evet. Şimdi. Peki eskiden biz çocukken kurbağaya yaklaştığımız zaman derler ki sihir atar derler. Bizim ülkemizde yok. Belkimizde ondan batın, yok. Yani batın. Şöyle bir şey var. Birkaç tür vardır zehirli kurbağa, fakat onlar ülkemizde yok. Ülkemizde hani yok hocam. Onun haricinde kişinin kurbağaya özel bir alerjisi varsa tabii hani olabilir, kırmızı reaksiyonlar olabilir. Peki, kurbağa üreticisi en fazla ihraç eden ülke neresi? Neresi? Fransa. İhraç eden mi? Fransa. Bizim bir de bayrağı en lüks restoranlarda kurbağa bacağı 150 dolar. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Çok pahalı bir yiyecek. Doğru. Kurma bir yiyecek. Tabii. Yok tabii. Artık 150 dolar. Evet. Evet. Hangi şimdi restorana gittin? Az sonra size bir slayt göstereceğiz. Fransa'da her brasseride var yani. Kurbağa bacağı. Az sonra bir slayt gelecek. Bacaktan bacağı fark var. Tabii. Başkanı Obama'nın. Slayt'tan evvel başka bir şey sormak istiyorum. Bu kurbağa doğumundan sizin ihraç edeceğiniz zamana kadar kaç ay? 7-8 ay. 7-8 ay ve bu arada hani işin maddi boyutunu sorarsanız. Evet, zaten ya, maddi boyutunu soruyorsunuz. 1 lira maliyet yaklaşık 30 lira satış. Nasıl? Bir dakika, maliyet 1 lira yaklaşık. Satış 30 lira. Yem maliyeti 1 lira. Yem maliyetin %50 olduğu düşünün. Yılda kaç kurbağa üretebiliyorsun? Biz yılda 70 ton üzerinden şu an yapacağız. Onu, 70 ton. Onu da senle dışarıda görüşelim. Evet, tamam. 1 milyon dolar. Fazla anlatma. Tamamdır. Benden geçtin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Thank you.
Firare burada. Hangisi firare? Bu. Ne firare? Annemiz firare. Naylonu yırttı. Anne mi bu? Evet, bu muhtemelen anne. Bir anda ortalık karıştı. Stüdyodan sesler geliyor, dedim ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ne dediler? Korktular mı? Kaçtılar mı? Bir yok, çığlık var falan mı? Yok, özellikle yani. Leyla Hanım çok tatlı dedi. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun demesi çok önemli benim için. Nasıl geçti onun dışında? İyiydi. İyiydi. Eğlendik. Umarım sonucu iyi güzeldi. Olur. Eğlendik. Kurbağamız eğlendi. Ben biraz koşturdum peşimde ama güzeldi. Peki, başarılar diliyorum çok o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Adı var mı bunun, adı var mı? Koyabiliriz. Tamay olabilir. Tamay kurbağamı alıp gidiyorum. Siz devam edin. Cemal sen devam et, ben kurbağayla meşgulüm. Bilimin sunduğu Bir Fikrim Mi Var devam edecek. Bir Fikrim Mi Var devam ediyor. Şimdi bu geceki projelerimizin yarısını dinledik ama yarışmamız tüm heyecanla devam ediyor. Yine hatırlatıyorum, stüdyoda bulunan konuklarımız Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ellerindeki aletlerle bir yarışmacının numarasını girecekler ve o yarışmanın eğlenmesine mani olacaklar. Böylece onu finale taşıyacaklar. Bu icatlardan birinin kaderi sizin elinizde. Unutmayın, dikkatlice dinleyin. Şimdi sizi fazla bekletmeden sıradaki yarışmacıya geçiyoruz. Malum önümüz kış. Havalar bozacak, yollar kayacak, her sürücünün kabusu, arabanın kontrolünü kaybetmesi. Şimdi sıradaki yarışmacımız hepimiz için oldukça önemli olan bir soruna çözüm bulduğunu iddia ediyor. Anlatacaklarını merakla bekliyoruz. Bakalım, karşınızda Ufuk Okan, güvendiren ve projesi araç tekerlek patinaj önleme sistemi. Bakalım neler yapmış. Ufuk Okan Güvendiren, Ankara'dan katılıyorum. Projemizin adı karlı ve buzlu zeminlerde araç tekerleklerinin patinaj yapmasını engelleyen bir sistem. Peki ne işe yarayacak bu sistem? Her şeyden önce yoğun kış aylarında buzlu ve karlı zeminlerde araçların tekerleklerinin kaymasını önleyecek ve bu sayede oluşacak olan kaza sayısını azaltacak. Ufuk Bey, burada oldukça elengirli bir tesisat var. Evet, aslında bir bakıma... Ve arabanın iç tarafında görünüyor. Evet, iç tarafında dışarıdan görünmeyen bir sistem. Çok sert bir çelikten yapılmış bir sistem. Kırılma oranları ve direnç katsayıları çok yüksek olan bir sistem. Hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Arka tarafta da bir videonun dönmesini istiyorum. Bildiğiniz üzere kış aylarında karlı ve buzlu zeminlerde arabaların tekerlek ve buz arasındaki sürtünme katsayısının düşük olmasından dolayı kalkış anında patinaj ve durma anında da kayma sorunları hali hazırda temel basit prensipler dışında çözülmüş durumda değil. Biz bu noktadan hareketle bu yaptığımız makinayla patinaj veyahut da sürekli dışarıda açıp kapatayım özellikle dikkat çeksin diye patinaj çekmeye başladığı anda arabanızda patinaj görme sistemi, yani ASR sistemi varsa eğer, sistem bunu görüyor, patinajı görüyor ve otomatik olarak sistemi açıyor, bıçaklar tekerlekle beraber buza değiyor. Yani sürtünme katsayınızı arttırıyorsunuz, patinajın önüne geçiyorsunuz. Ha, oldu da arabanızda ASR yok. O zaman küçük bir tuşa takımıyla yine bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Diğer ürünlere göre, her ürünün kendine göre avantajı olmasına rağmen bunun en büyük avantajı her bıçak, her pençe kendi içerisinde bağımsız olarak çalışmakta. Yani pençelerden biri bir şekilde üründür, bozulabilir, arıza yapabilir. Bozulduğu takdirde diğer 5 tane, 2 tanesinde bozulduğu takdirde diğer 4 tane de hali hazırda tekerlekle beraber dönmeye devam ettiği için... Bakın mesela devreden çıktılar. Hali hazırda olanlar sizin için bu patinaj önleme ve durma anındaki kaymanın önüne geçeceğine dair çalışmalarımızı bitirdik. Bununla ilgili olarak da aslında bu benim kendi arabamın ön düzeni. Yani 3 tekerlekle gelmedim. Kopyası sonuç itibariyle bu. Ve yaklaşık olarak 600-700 metre kadar da özellikle kayganlaştırılmış sabun, sıvı deterjanla kayganlaştırılmış olan bir yolda denedik. Hani dediğim gibi ilkti. Cesaret biraz daha önemli bir konuydu. Hani ürüne güvenmek adına ve süreç yönetimi adına tabiri caizse çalıştılar. Peki asfalta zararı var mı? Sonuç itibariyle diğer ürünlerde asfalta bası oranı aracınızın ağırlığıyla olan orantılı bir oran. Bu da en fazla onun kadar çalışabilen bölüm. Bu hafif tonajlı araçlar için yapmış olduğumuz bir ürün. Bir de bir üst segment, orta tonajlı, biraz daha ağır, hani minibüs, midibüs, ambulans türündeki araçlar için de hidrolik pnömatik çalışan bir sistem üzerinde
çok az kaldı bitmek üzere. Hani ilk testlerimizi yaptık. Onunla ilgili de kısa vade içerisinde muhtemelen belli bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Peki şöyle bir şey soralım. Bu ürün arabaya dışarıdan mı monte ediliyor yoksa araba üreticisi mi? Şimdi aslında benim gönlümde yatan... Şimdi gönlünüze yatanın süreci çok uzun çünkü... Hayır, çok homologasyon güzel. Peki birincisi o zaman buna araca sonradan takıyorsunuz bunu. Ha, bu İç araba sonra... monte ediyorsunuz ve 7 gün 24 saat üzerinde duruyor. Nasıl monte ediyoruz ama bakın iki tür yani tekerleği çıkardım. Tekerleği çıkarıyorsunuz. Çıkardım bunu taktım. Bunu üstüne taktınız tekerleği üstüne taktım. Araca takıyoruz. Tamam yani çünkü öbür türlü araca müdahale oluşturduğu için araç üreticisi otomatikman arabanın tabii, garantisini tabii. kaldırıyor biliyorsunuz. Evet. Onu bir yakından ver bakayım. Tabii ki efendim. Bir yakından bakalım. Şimdi çıkardın lastiği değil mi? Lastik çıktı. Çıktı sonra? Şu kasnak var bakın. Ben de bakıyorum. Evet. Buradan içeriden mandallarla şu kurşun çakarlar yani. Tamam. Onunla evet. ilgili olarak oradan da 6 tane kasnakla bunu tutturuyoruz. Yani lastiğin tamam. bir havasını indireceğiz. Tamam. Lastiğin havası şiştikten sonra onu kasıyor orada ve tutuyor. Ve sağlam yani yaklaşık olarak 4 santimlik şeyler nedir onun adı? Kanca diyelim. Tamam. Onlar içerisinde duruyor. Daha bir denedim. Arabamda 700 metre gittim. Viraj aldım, durdum, kalktım ama bir şey olmadı. Hani olmadı. Dediğim gibi o şeydi. Hani daha bu bir prototip. Bu sonuçta küçük bir atölyede, çok küçük şartlar altında işin gerçeği. Ama denedin. Tabii denedim. Ama bunu yaparken siz yani eğitiminiz ne? Yani bu konuda. Ben ekonomistim ama endüstriyel tasarımla ilgileniyorum. Peki onun ötesinde arabada bu kaymayı engelleyici yani komutun geldiği şeyle bağlantısı gerekmiyor mu bunun? Evet. Bunun, şu an benim arabamda ASR olmadığı için... Hayır, şimdi ASR olan arabalarda ASR'ye bağladığınız anda gene garanti diye bir şey kalmaz yani onu biliyorsunuz. Evet. Ha araba garanti vermez. Ancak elle monte edebilirsiniz veya araba üreticisi... Yani ihtar... sonuç itibariyle manuel olma ihtimali var. Manuel, bu arabanın orijinal bir parçası olarak sürekli arabanın üzerinde duruyor öyle mi? Evet. Yani tamam. arabanın... bir müşteri parçası kim? Ve arabanın ağırlığını arttırıyorsunuz. 3,5 ve dolayısıyla 3,5 kilo bir tanesinin. 14. Çift tekerde oluyor 7 kilo. Dairesel konumlandırmadan ve dolayı balans ve şeyde çok büyük balansı bozar. Onu söyleyeceğim. Balansı bozacağı için tekerlerde devamlı böyle bir yükün olması bence mümkün değil. Yani ben makine mühendisiyim ama ona dayanarak söylemiyorum. Hayır, sözünüzü sürekli onu araba arka tekerleklerinde o ikisini çekiş birlikte tekerlek. Taşımak zordur. Ha şu yapılabilir Hamdi Bey. Sezon bittiği zaman, kış sezonu bittiği evet, zaman kış sezonda belki takılabilir ya da arabanın orijinal imalatçısında eğer i̇şte fabrikadan koyulabilirse evet. tamam o balans ayarlarını veya işte onun tekerleğe getireceği yükü şu falan onlar hesap hani edebilirler. 700 Ufuk. Yani burada bana pratik görme. Arabaya bakıyorlar mı? Araba sahipleri, müşteri sen bunu araba üreticilerine teklifte bulundun mu? Girişimde bulundun mu? Almanya'daki bir araba grubunda şu an inceleniyor. Bence, Almanya. Bence hedefi evet. olmadı. Türkiye, bence hedefi olmadı. Türkiye'de birinci, niye Türkiye'de? İşte gönlümdekini söyleyecektim ben. Orada kaldı. Yerli Türk arabasına bunu monte. Ya ben, yerli Türk arabası yok ki abi yani. İşte o süreç içerisinde. Abi gözünü seveyim boş ver ya. Hadi o daha iyi. Yerli Türk yani patent yok, olduğu için toplama. oradan doğru gelecek buraya demek istiyor. Evet. Şimdi burada Ufuk, burada bizim bunun işlevliği ve efikasyonu hakkında bir fikir belirtmemiz mümkün değil. Kar, araba, sen göreceğiz, tatbik edeceksiniz, tatbik edeceksiniz. Hayır, çalışabilir, çalışmayacak bir şey değil. Ama çok pratik gelmedi bana açıkçası. Evet, evet. Biraz zor, uygulaması zor, pratik değil. Ha, güzel tarafı yani. Nerede? Normal, şimdi bunun alternatifi ne? Bunun alternatifi çivili lastik veya zincir. Zincir, müsaadeniz varsa bir sonraki yarışmacıyı almam lazım. Tamam oldu. Dolayısıyla o ikisi alternatifi. Bu alternatife karşı bunun üstünlüğünü kendi aramızda tartışırız. Peki. Evet. Sağ olun. Okan Güvendere teşekkür ediyorum. Sağ ol. Elinize sağlık. Sağ olun.
Merhaba. Evet, merhabalar, nasıl geçti? Yani sonuçta böyle bir robottan bahsediyoruz. Sonuçta böyle bir endüstriyel tasarımdan bahsediyoruz. Soğuk olan bir çelikten bahsediyoruz. Güçten bahsediyoruz. Hı hı. Gelişmekte olan bir ürün. Gelişim sonuçta böyle endüstriyel tasarım içerisinde geliştirdim bitti, geliştirdim bitti, geliştirdim bitti olmaz. İlla ki gelişecek. Ha, ikna oldular, olmadılar. Hamdi Bey biraz ikna olmadı gibi. İkna olmaktan ziyade gayet doğal yaklaşık olarak 100 beygirlerden bahsediyoruz. 1,5 tonlardan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi ben bununla ilgili altyapı çalışmalarını da bitirmek üzereyim. Evet, şu an biraz ütopik geliyor. Yani acaba bu bıçak, bu pençe olur mu? Olmaz mı? Hani burada bir iddiadan bahsetmiyorum. Siz bunları söyleyemediniz mi içeride? Yeterince anlatamadınız mı? Vakit yani mi yetmedi? Yani bu yetmedi tabii sonuçta. Ya bir de şu var. Konuştuğumuz konu, evet, orada ben özellikle amortisörüyle ön düzeyini getirdim ki sığar sığmaz şudur budur. Baktılar, incelediler. Baktılar, incelediler. Umarım da beğenmişlerdir, değer vermişlerdir. Peki, o zaman göreceğiz. Peki, teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyoruz ve tekrar sözü stüdyomuza bırakıyoruz. Evet, şimdi sırada oldukça ilginç bir projemiz daha var. Tehlikeli atıklardan kurtulmakla alakalı bir şey bu. Hepimizin bildiği gibi birçok sektör bir sürü tehlikeli atık eninde sonunda çıkartıveriyor. Bunlardan her zaman doğru şekilde kurtulamıyoruz. Bertaraf edemiyoruz. Bir şekilde doğaya yansıyor bu, sağlığa yansıyor. Bakalım, sıradaki yarışmacımız diyor ki bu tehlikeli atıklardan kurtulma sürecini daha sağlam, güvenilir bir hale getirmiş. Buna bir çözüm bulmuş. Ne yapmış? Ben çok merak ettim. Bakalım. Tehlikeli atık kom adında web tabanlı ve tehlikeli atık üreticileriyle tehlikeli atık nakliye ve bertarafçılarını bir araya getiren bir portal. Tehlikeli atık üreticilerinin tehlikeli atıklarını çok kolay bir şekilde bertaraf ettirememelerinin önüne geçecek bir proje. Bu nedenle Türkiye'de çevreye saygılı şekilde tehlikeli atıkların bertarafını ve daha ekonomik halde bertaraflarını sağlayabilecek bir portal. Gökhan Cura değil mi? Evet, doğru. Gökhan Cura. Ben tabii doğa sever biri olarak özellikle bu fikir benim ilgimi çekti. Ben zombi mühendisi olarak nitelendiriyorum şu anda seni ve jüriye teslim ediyorum. Merhabalar, adım Gökhan Cura. Tehlikeli atıkların bertarafını daha hızlı hale getirmek üzere bir web projesi ürettim. Bildiğiniz gibi bu tip tehlikeli atıklardan etkilenenler bir ülkede, şöyle söyleyeyim, her birey, bir ülkede yaşayan her birey tehlikeli atıkların olmasından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Bizim bu projeyle amacımız maliyetleri düşürerek... Tehlikeli atık derken nedir bu atıklar? Tamam, şöyle anlatayım. Tehlikeli atıklar sanayiden ya da eczanelerden, hastanelerden, otomobil servisinden herhangi bir üretim ya da faaliyet... üretim faaliyetinde bulunan bir tesisten ortaya çıkmakta olan çevreye zararlı atıklardır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı atıklardır. Biz bu atıkları daha hızlı ve kolay bir şekilde üreticinin bertaraf etmesine yönelik bir proje geliştirdik. Şöyle, amacımız işte bu maliyetleri aşağıya çekmek ve böylece daha fazla tehlikeli atığın bertaraf edilmesini teşvik etmek. Fabrikalar en çok Türkiye'de bu tip atıkları çıkarıyor. Nasıl bertaraf ediyoruz onu Bir de nerede? Tehlikeli atıklar, fabrikalar vesaire tesislerden üretiliyor ve lisanslı bertarafçı ve nakliyeciler tarafından işlem görmesi gerekiyor. Evet. Biz bir web portalı yarattık ve bu web portalıyla bu firmaları bir araya getiriyoruz. Bu firmalar tehlikeli atıkları olduğunu sisteme giriyor ve uygun bu atıkları üretebilecek firmalara direkt bildirimler gönderiliyor. Ve bu firmalar da geri dönüşte bulunuyorlar. Böylece teklifleşme olayı gerçekleşiyor. Ayrıca sistemimizin, tabii TÜİK istatistiklerinden bahsedelim. Türkiye'de 2010 yılında 3.4 milyon ton tehlikeli atık oluştu. Ve bu atıkların yönetimine 4 milyar TL para harcandı. Amacımız bu parayı aşağıya çekmek. Kendi yolunu bulan bir sistem bu aslında. O yüzden ben burada hem iş modelini kurgulayamadım, hem gelir modelini hiç kurgulayamadım. Yani. Şöyle,
sistem mesela bahsettiğiniz uzun dönemli anlaşmalar da yapılabildiği gibi aynı zamanda teklif modelli anlaşmalar da yapılabiliyor firmalarla. Ve firmaların bu tip acil ihtiyaçlarında yani teklif alma veya maliyeti düşürme ihtiyaçlarında böyle bir sistemi kullanması avantajlı. Ona da şöyle bir itirazım var. Yani ihale açarsın. Havayolusundur. Yüz binlerce firma ihaleye girmek istiyordu. Havayolu herkese ulaşamıyordur. Pool sistemiyle çalışır. Bunda öyle bir şey o yok ki. Yani bir firma atığını atacaksa çağıracağı firma sayısı 8. Yani yani veya 28. Yani belli yani. Kendi bölgesinde bu işi yapacak firma sayısı belli. Dolayısıyla bunlar teklif toplama yöntemiyle yapıyorlar. Zaten, yani online ihaleye açık bir konu değil ki bu. Sistemin şöyle bir avantajı var. Mesela bir atık üreticisiniz siz ve Konya'dasınız. Ve işte bunun gibi sizin gibi 5 tane çevrede firma var. Şimdi İstanbul'da bu atık bertaraf edilebiliyor. Mesela İstanbul'dan bir aracın yola çıkıp daha sonra Konya'daki tek bir firmaya gitme maliyeti çok fazla. Liraysa, çok fazla. Biz işte Konya'daki her atığın alınabilmesinin bir organizasyonunu kolay halde işte harita üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Artı Türkiye'de bertaraf edilemeyen tehlikeli atıkların ki bunların bertaraf edilmesi gerekiyor. Yurt dışına ihracatını gene yurt dışındaki firmaların Türkiye'deki firmaları takip etmesi yoluyla gerçekleştirmeyi de amaçlıyoruz. Ne gibi mesela meraktan soruyorum. Şöyle mesela PCB'ler trafoların işte sökümünden kaynaklanan PCB içerikli işte yağlar. Bunlar Türkiye'de henüz teknik imkanların el vermemesinden dolayı bertaraf edilemiyor. Yurt dışına gönderilmesi gerekiyor. Bu durumda işte ara depolama tesisleri gibi aracı kurumlar bu süreci desteklemeye çalışıyor. Bu pilleri ayrı atın diyorlar. Piller sizin şeyinize giriyor tabii mu? Piller de tehlikeli atık sınırına evet. Değerlendiriyor. Hiç kimse şimdi pili ayrı atmıyor. Çöpün içine atıyor. Maalesef zaten yok, Türkiye'deki zaten asıl problem değil. Yani kişiler için, insanlar hayır, için onu anladım. Endüstriyel olduğunu zaten sanayiler için. Yok, piller aslında hani bu proje evsel ürünlere de uygulanabilir bir proje. Hani belediyelerle siz bu portalı kurdunuz mu? Başladı mı çalışmaya? Efendim? Kurdunuz mu portalı? Tabii internet sitemiz şu an aktif 2 aydır. Yalnız hiçbir tanıtım, pazarlama aktivasyonumuz olmamasına rağmen 230 ton civarında atık dönmeye başladı. Yani alıcıyla tabii alıcıyla bertaraf ne kadar ilgi gördünüz? İlgi var mı? Tabii yani i̇şte şu an bizim yaklaşık 250 tane üyemiz var. Bu üyelerimizden 20 tanesi bertarafçı, 12 tanesi yani nakliyeci şey ve geri kalanlar da üretici üyeler. Yani başlangıç için iyi. Fabrikalar öyle söyleyeyim. Başlangıç için iyi. Devam. Ali Bey müsaadeniz varsa. Evet. Teşekkür ederim. Gökhan Bey teşekkür ederim. Umarım başarısın. Teşekkürler. Evet, bir hayli uzun kaldınız içeride. Jüri'nin evet. Galiba soracak çok sorusu vardı. Jüri'den ziyade ben pek ifade etmek istediklerimi ifade edemedim. Herhalde biraz onun karışıklığı yaşandı içeride. Neden? Hazırlanmamış mıydınız? Hazırlandık da tabii üstadların karşısına çıkmak biraz insanı, heyecanlı. Evet, geliyor. Peki, nasıl bir sonuç bekliyorsun? İkna edebildiğini düşünüyor musun heyecanına rağmen? Umarım olumlu bir sonuç alacağız. İnşallah o zaman geçmiş olsun diyoruz ve hemen yine sözü Cemal'e bırakıyorum. Evet sevgili seyirciler, Yeditepe Üniversitesi'nden yaptığımız sizleri Türkiye'nin dört bir yanından yenilikçi fikirlerle buluşturduğumuz Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışması Bir Fikrin Var'a tekrar hoş geldiniz. Evet. Bu geceki performanslarımızın büyük bir kısmını geride bıraktık. Adım adım sona doğru yaklaşırken ben bu noktada jürimize dönmek istiyorum. Evet efendim, bu geceki şu ana kadar geçtiğimiz 6 proje hakkındaki görüşleriniz neler? Ve hepsi çok iyi. Bir evvelki programda iyi fikirleri, çok iyi fikirlerin olmadığını söylemiştik. Biraz da sitem ettik. Her ne kadar o emek gösterenlere de saygı gösterdiysek de demek ki Hamdi'nin gelmesini beklemişler. Herkes iyi projeleri bu programa getirdi. Onları tebrik ediyoruz. Evet. Hamdi Bey, beraberinizde enteresan fikirler getirdiniz. Siz geldiniz bir vakti kimyasal atıklardan, kurbağalardan falan bahsediyoruz. Evet, yani kısmetli demek ki ayağımı sürüyerek girdim herhalde. Ne kadar güzel. Şimdi sizi daha fazla meraklandırmadan, daha fazla bekletmeden hemen bir sonraki yarışmacımıza geçmek istiyorum. Biliyorsunuz son yıllarda sağlıklı beslenme ve organik ürünler gittikçe daha popülerleşti. Hayatımızın bir parçası haline geldi. Tabii ki hepimiz sağlıklı beslenmek istiyoruz. Daha iyi şeyler yemek istiyoruz. Sıradaki yarışmacımız bu eksiği fark etmiş olacak ki
steril bir hayvan barınağından tamamen organik ürünler üretecek bir proje tasarlamış. Bakalım, ben de merak ettim. Necmettin Türkoğlu, Ankara'dan geliyorum. Çankırı'daki bir projem için buraya katılıyorum. Projem Tuzdağ'ın o felsefesi, tuz ham maddesinin, Çankırı kaya tuzunun inşaat malzemesi ve levhalar üretilerek inşaat sektöründe, hayvancılık sektöründe ve yapı sektöründe, sağlık sektöründe kullanılması üzerine patentli bir projemdir. Artık insanlar organik tarım, o sağlık ve yenilikçi ürünlere önem veriyor. Biz de Çankırı tuzundan ürettiğimiz levhalarla dünyada olmayan yeni bir ürün ürettik. Bu üründen çok yeni nesil ve katma değeri yüksek ürünler çıkardık. Bu ürünleri satarak hem ülkemize döviz getireceğiz hem insanların sağlığına faydalı olacağız. Şimdi bu tamamen doğal bir malzeme mi? Merhaba efendim. Merhaba, evet. Nasılsınız? Bu görmüş olduğunuz Çankırı kaya tuzu. Çankırı şehri tamamen milyar ton bu ham maddenin üzerinde oturuyor. Ucuz ve bedava bir ham madde. Şimdi bu ham maddemizi elinizdeki, bu arada bakteriler öldürüyor. Tuza dokunduğunuz anda bakteriler öldürüyor efendim. Tertemiz bir eliniz oldu. Teşekkür ederim. Bu tuzları önce jürilere birer adet ham maddemizden gönderiyorum. Efendim, Tuzdağ'ın o felsefesi adında büyük bir projemiz var. Çankırı ili dünyanın en büyük doğal tuz rezervlerine sahip. Çok kaliteli bir malzeme, saf temiz bir malzeme ve çok ucuz bir malzeme. Şu anda bu tuzlar kırılıyor, yollara atılıyor, sarf ediliyor. Ben bu malzemelerin en büyük iki özelliği var. Birincisi, tuz doğal antibakteriyel bir malzeme. Bunu levhalar haline, inşaat malzemeleri haline getirdik. Üniversiteden gerekli testlerimizi yaptırdık. Bu malzemeden C18 betona eşdeğer doğal bir plakalar oluşturabiliyoruz. Bizim firmamız dekoratif, her boyda ve her ölçüde doğal malzemeler üreterek inşaat yapı malzemesi üretiyor. Bunun ikinci bir özelliği, bildiğiniz gibi televizyon ve LCD ekranlar ortama sürekli bir iyon veriyor. Bulunduğu ortamın statik dengesini bozuyor. Tuz bunun tersi. Evinizde, iş yerinizde bir tuzdan materyal varsa bu tuz ortamın statik dengesini sağlıyor. Son zamanlarda tuz odalar, otellerde tuz odalar revaçta oldu. Ama bu tuzu uygulayabilecek bir malzeme yok. Biz bu malzemeyi ebatlayarak, tuzu işleyerek ve ebatlayarak tuzdan sağlıklı malzemeler ürettik. Evinize tuzdan bir dekor uyguladığınız zaman bilgisayarın veya LCD ekranın zararlarını nötrleştiriyor. Daha sağlıklı bir ortam oluyor. Tabii biz bu çalışmaları yaparken, ben Çankırı'daki resimde gördüğünüz tuz mağaralarını gezerken burada bir şeyden çok etkilendim. Bakın, bu bir fosil, bir eşek daha önce bu mağaradan tuz taşırken orada ölmüş, elektrik yokken. Yüzyıllardır orada duruyor ve çürümüyor. Yani bu bizim işte bakteri üremediğini gösteriyor tuz mağarasında. Burası zaten turizme açıldı. Dünyanın en büyük mağaralarından bir tanesi. 10 kilometre uzunluğunda. İşte insanlar şu anda tedavi amaçlı da gidiyor. Astım tedavisi için gidiyor bu mağaralara. Şimdi bizim bu görmüş olduğunuz Tarıkcan oğlumun odası. Size bir taraftan da uygulamasını gösterecek. Nasıl uygulama yapacağını göreceksiniz. Kendi odanıza, evinize bu malzemeleri kapladığınız zaman sıfır bakteri. Hemen Tarıkcan, bu bakteri örneklerini de götürür müsünüz? Ben götürüyorum. Size vereyim. Efendim, biz camilerden, okullardan, hastanelerden örnekler alıyoruz. Her yerde bir takım bakteriler var. O elinize aldıklarınız, tüpleri elinize alabilirsiniz. Bakteri silipleri. Ben şu bakteriyi seçebilirim. Tuzun olduğu yerde bakteri üremiyor. Spor salonlarına döşediğimiz zaman üremediğini görüyoruz. Yani birçok alana bu malzemeleri dağıtabiliyoruz. Bir de biz bu malzemeyi hayvan çiftliklerinde, tavuk barınaklı, arı kovanı yaptık. Çok başarılı. Arılar çok iyi çalışıyor. Efendim, bu köpekler için barınaklar yapmaya başladık. Şu gördüğünüz malzemeden hem izolasyonlu hem tuzdan. Bakteri olmuyor. Yani hayvanlar, arılar, tavuklar daha sağlıklı ortamlarda yetişerek daha iyi organik... Pardon, bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ben bu malzemeyi 30 senedir deodoran olarak kullanıyorum. Evet. 30 senedir. Amerika'da bulmuştum ve hiçbir zaman vazgeçmedim. Koku, leke hiçbir şey yapmıyor. Şu anda Türkiye'de de artık satılıyor deodoran olarak. Ancak böyle bir inşaat malzemesi düşürdüğün anda da parça parça kırılıyor. Onun için inşaat malzemesi haline nasıl getirdiniz bunu? Çok kırılgan bir malzeme bu. Evet, cam da kırılgandır. Evet. Çok yüksek, 1000 ton üzerinde basınç uyguluyoruz. Modellerimiz, kalıplarımız var. Bu görmüş olduğun hem zeminler için hem duvarlar için. Uyguladığımız örnekler de var. Onları da göstereceğim size.
uygulandığı zaman, uygulandığı yerde herhangi bir sorun olmuyor. Yaklaşık bir yıldır uyguladığımız evler, iş yerleri, efendim camiler var. Camilerin zeminlerini özellikle döşüyoruz. Çünkü camiler çok mikroplu. İnsanların ayaklarında hastalıklar var. Cemaat birbirine hastalık geçiriyor. Caminin girişine döşüyoruz bu malzemeleri. Ve çok iyi neticeler aldık. Yani bir yıl geçmesine rağmen çok fazla bir deformasyon yok. Bir yıldır mı? Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Ben Çankırılıyım. Yani üretim anlamında bir yıldır, Ar-Ge anlamında bir yıldır çalıştık. Deniyoruz. Çünkü aslında talebimiz çok fazla. En çok bu soru geliyor. Denenmişliği var mı diye. Üretime geçmediniz mi henüz? Üretime Ar-Ge anlamında birçok ürün ürettik. Yaklaşık 5 binada uygulama yaptık. Oradaki uygulamanın sonuçlarını değerlendirip CE belgelerimizi alacağız. Bu malzemeleri dünyanın her yerine satmayı düşünüyoruz. Şu anda son aşamadayız. Şu ana kadar yapmış olduğunuz çeşitler bunlar. Evet. Bu çeşitleri arttırabiliriz. Çeşitleri arttırabiliriz. Ve inşaat malzemesi olarak kullanmayı düşünüyorsunuz daha çok. Duvarda, duvar kaplaması, yer kaplaması anladığım kadarıyla. Onlar da sanıyorum öbürü de tuğla yerine mi? Birket yerine mi? Evet, birketin yüzeyine kaplanıp hazır veriyoruz. Böyle izolasyonlu bu köpük malzeme. Direkt alıp peki, hayvan çiftlikleri için. Peki ısı geçirgenlik katsayısı hakkında hiçbir ölçümleme yaptınız evet, mı? Evet efendim, ısı iletkenlik katsayısını yaptık. O konuda da tuz ısıyı üzerinde tutan bir malzeme. Bazıları iletkendir, bazıları yalıtkandır. Evet. Tuz çok ilginç bir malzeme. Bizim logomuz da budur. Tuzdağına bir felsefedir. Artı eksi sıfır dengede tutuyor. Yani ne o tarafa geçiriyor ne bu tarafa. Dolayısıyla elektrikli ısıtıcı var. Şu anda tuz ısı... Bir şey söyleyeceğim. Bunu doğadan geliyor değil mi bu malzeme? Evet, doğadan geliyor. Peki mağaradan siz bunu çıkıyor. Herhalde Çankırı'nın sahibi değilsiniz. Belediyeden mi kiralayacaksınız? Bu malzemeyi nereden çıkarıp kullanacaksınız? Ve bu yerine gelen bir malzeme midir? Evet. Şimdi bu bir maden midir? Nasıl? Bu bir madendir. Çankırı ili tamamı bu madenin üzerinde oturuyor. Kömür madeni. Madeni kiralıyor musun? Onu soruyor. Zaten kiralanmış. Çok ucuza. Kumla aynı fiyata alabiliyoruz. Yani malzemenin üretimi ile ilgili bir sıkıntı yok. Tonun 30'dır ya kamyon alabiliyoruz. Yani bu madeni çalıştıran bir yatırımcı şu anda mevcut. 4-5 tane var çok. Evet, anladım. Biz ürünü alıyoruz ama ürünün katma değeri çok düşük. Biz bunu işleyip o bölgede fabrika kurup... Peki diğer madeni çıkartanlar ne yapıyorlar? Ham madde halinde satıyorlar mı yoksa başka şeyler asfalt mi? Tuzu asfalt olarak satıyorlar. Yemeklik tuzu olarak satıyorlar. Efendim sanayi sektörüne satıyorlar. Yani rezerv o kadar büyük ki. Tamam. 500 yıl Türkiye'ye yetecek kadar rezerv var. Doğru. Ve çok ucuza satıyorlar. Doğru biliyorum. Ham madde konusunda zaten bir tuzu ve güzel kömürü var. Çankırı'nın. Evet efendim. Hamdi Bey müsaadeniz varsa evet, bir sonraki yarışmacıyı alacağım. Ben Necmet Bey'e çok teşekkür ederim. Elinize teşekkür sağlık. Yeteri kadar tatmin oldum. Efendim ben de iyi şansınız var. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Ederim. Hamdi Bey sanırım tatmin oldu. Evet tatmin oldu. Jüri karşısında başarılıydık bence. Ne diyorsunuz? Şansımızın olduğunu düşünüyorum ben. Şansınız var. Neydi bunlar? Dur sabun mu bunlar? Bunlar tuz sabunu. Ha bunlar tuz sabunu. Biraz elleri falan şöyle bir mikropları alıyordu değil mi bu? Tabii bu Türkiye Çankırı'da bol bu ham madde. Türkiye için bir şans. İşte biz de nasıl işlenebileceğini gösterdik çok. Bu tuzdan tabak, güveç. Bunda yemek de pişiriliyor. Ondan bakayım, sonra aksesuar. Biraz ağırmış. O silah olarak da kullanılır bayım hanımlarına. Evet. Tam espri burada. Peki çok geçmiş olsun. Bakalım sonucu hep birlikte göreceğiz o zaman. Peki tekrar söz sende Cemal. TV8'e teşekkür ediyoruz. ...2012 yılındayız ve artık tam anlamıyla bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Gün geçtikçe birbirinden daha gelişmiş ürünler ortaya çıkıyor, hayatımızda gittikçe kolaylaşıyor. Hatta bazen artık teknolojiye yetişmek de mümkün olmuyor. Şimdi gelecek olan yarışmacımız teknoloji çağına çok ayak uydurmuş bir proje yapmış. Bakalım neymiş? Uzaktan dokunmatik yazılımlar üzerine, sistemleri üzerine çalışma sürdürüyorum. Aynı anda multi-touch masa gibi birçok bilişim sektöründe yazılım üzerine çalışma yapıyorum. Buraya aslında geliş nedenin tamamıyla hani açık yüreklikle söylemek isterim ki televizyona çıkmaktı. Birinci olmak veya ikinci olmak değil. Hedefim tamamıyla insanların burada Türkiye'de de bazı şeylerin gelişimini görmesi, bilişim sektöründe gelişimini görmesini istedim. Gençlere motivasyon vermek, motive etmek istiyorum. Yine Türkiye'de bir Steve Jobs, bir Bill Gates yok. Tanınan bir bilişimci yok. Bu açığı kapatabilecek bir şirket planlamasıyla bunu yapmak istiyorum.
Ahmet Bey, sizi tebrik ederim. Bugüne kadar gelen yarışmacılar arasında en çok prizimizi siz işgal ettiniz. Jüriye teslim ediyorum. Merhabalar. Sayın jüri, sayın misafirler, ekranları başında bizi izleyen sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurucusu olduğum HK Teknoloji firmasını temsilen burada bulunmaktayım. Bu firmanın genel müdürüyüm. Firmamız yüksek bilişim teknolojileri üretmektedir. Çalışmalarımız yaklaşık olarak 3 yıl öncesine kadar geriye uzanmaktadır. Bu teknolojilerle alakalı olarak Ar-Ge inovasyonu devam eden, ancak yakın zamanda tamamlanacak olan iki ürünümüzü burada sergiliyoruz. Birinci cihazım uzaktan dokunmatik cihazdır. Bu cihaz bizim kullanım alanları hakkında kısa bir bilgilendirme vereceğim. Öncelikle okullar, alışveriş merkezleri, kütüphaneler, ofislerde, sunum alanlarında birçok buna benzer alanda kullanımı yapılabilir. İkinci ürünüm dokunmatik masa ürünü. Bu ürün kullanım başlığı olarak kendi içinde ikiye ayrılır kullanım açısından. Birincisi ofis kullanımları, ofis teknolojileri olarak kullanımı. İkincisi de restoran ve kafe otomasyonu olarak ikiye ayrılır. Burada birincisine fazla değinmeyeceğim. İkincisi kafe ve restoran otomasyonu konusu. Burada yapmak istediğim açıkçası şudur. Örnek veriyorum. 100 masanın bulunduğu, toplamda 100 masanın bulunduğu kafelerimizi merkezi sistem üzerinden yöneterek, bu yönetimde de sergilenecek olan masa yüzeyinde reklam, reklam, anket ve bunun benzeri menü seçenekleri, uygulamaları, karşılıklı oyun seçenekleri gibi birçok seçenek insanlara sunmaktır buradaki amacımız. Öncelikli olarak uzaktan dokunmatik cihazımı sizlere göstereceğim. Burada önemli olan bu sistemin yaygın olarak uluslararası anlamda da kullanılıyor. Ancak insanın durumuna göre daha çok şu şekilde ifade etmek istiyorum. İnsan vücuduna göre olarak düşünebilirsiniz konuyu. Ve böylece araya girmede, arkadan birinin el hareketi yapmasında herhangi bir şekilde sistem etkilenmiyor. Zor olan konu da budur açıkçası. Sistemde göstermekte olduğum el hareketimle sistemi kontrol edebiliyorum. Şu an mesafeyle alakalı bir sorunum var açıkçası. Onunla alakalı. Şimdi arkadaş, yani teknolojiyi anladık. Evet. Sıkıntılar da olabilir, sorun değil. Ben şunları öğrenmek istiyorum. İki tane bize teknoloji gösterdiniz. Evet. Şimdi gösterdiğiniz diğer teknoloji Microsoft'un Surface teknolojisi var biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra ki ben bu teknolojiyi çok daha önceden kullandım. Yani Türkiye'de anons edilmeden. Hatta evet. İsmini değiştirdiler Haziran ayında. Evet. Farklı bir isim yaptılar. O Surface teknolojisi 80'li yıllara dayanıyor. İlk 82 yılında çıkardılar. Sonra bir tanıttılar. 2003'te de zannediyorum Microsoft patronu tanıttı. Şimdi orada bir hani bu tip projeler mesela burada da bu projede iki tane çıkış noktası var. Bunlardan bir tanesi 2002 yılında azınlık raporunu yapan onu biliyorsunuz şeyle yapmışlardı. Tom Cruise. Evet. Bu ama şeyle yaptılar, eldivenle yaptılar. Evet. Ondan sonra Oblique miydi firmanın adı? Oblique şu anda G-Speak, hatta ürünün ismini çok iyi hatırlıyorum. G-Speak diye bir ürünü var. O şu anda eldivensiz olarak multi screen yapıyor. Yani plazma multi screen alıyor. Evet. Tamam mı? Şimdi
Ve bunların arkasında öyle patentler var ki, bırakın mesafeyi, bırakın aradan geçmeyi. Adam 2002 yılında bunu filmde test ediyor. Tamam, ondan sonra gelmiş burada fışık 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 yapıyor. Yani şimdi bir kere tabii buradaki seyirciler için belki muhteşem bir görüntü. Gerçekten çok tebrik ediyorum sizi. Yani bu işi yapmak o kadar kolay bir şey değil. Tamam mı? Yani bunun arkasında ama ben tabii o teknolojinin içinde bir insan olduğum için yani bana yani bunları aşıp patent olarak aşıp bir yere gelme şansı yok. Yani ben sizi birinci seçmek isterim. Ama hani arkasındaki engelleri de söylemek zorundayım yani. Anladım. Açıkçası söylediğinize hak veriyorum. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bu projelendirme benim yaklaşık olarak 4-3 aydır uğraştığım projelendirme. Örnek olarak getirdim. Bunun dışında patent sürecinin olan konuları inanılmaz derece irdelemedim. Ancak masa sisteminde. Ama yanlış bakın. Şimdi patent sürecini incelemedim derseniz yanlış olur. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Ben çünkü konferanslarımda anlatıyorum. 2009 yılında MIT'de Patty Mills mi okunuyor neyse. Tam okunuşunu bilmiyorum. Patty Mills olabilir. İki kişilik bir ekipte onlar bir çalışma yaptılar. Boynuna bir tane cihaz bağlıyor. Cihazla beraber istediği yerde boş bir ekran, boş duvar, şu duvar mesela. Evet. Kalkıyor duvara gösteriyor. Oradan başlıyor oynamaya. Herhangi bir yerde. Yani abi ben sana hani bana biraz süre ver. Ben oturayım sana 15 tane patent söyleyeyim bu konuyla ilgili. Anladım. Şimdi o zaman da yani patenti araştırmadım demek biraz olmuyor yani. Şimdi hayır başarınız var. Başka alanlara yönelin o zaman. Yani öncelikle... Ben şunu anlayacaktım. Bu başarınızı başka alanlara yönlendirirseniz olmayan, az olan o zaman daha fazla başarılı olabilirsiniz. Çünkü bunları şimdi İthal etmek istiyor birisi Alban. Evet. Nereden ithal edecek? Arkadaş burada yaptığı şey bir yazılım bir de orada tamam. Bir infrared sensör mekanizması kurmuş. Anladım ama başkasına bağlı. Şurada da bir tane dev iPhone var. Şimdi yani, şu şekilde ben konuyu yani özellikle... Onu demek istiyorum bak şimdi ona sen ona bağlısın. Teknolojik olarak senin kendin ürettiğin komple bir yazılım falan değil. Değil yok, mi? Yazılım süreci bize ait. Yazılım senin. Evet. Onu kabul ettik evet. Yazılım senin olduğunu. Ama sen buraya bağlısın. Bunu üretene evet. Bağlısın. Yani şu şekilde özetlemek istiyorum çok kısa. Sen teknoloji içinde bununla bu şekilde yazılımı üretmişsin. Anladım. Şunu söyleyeceğim. Bu projelerle uğraşan tek ben değilim. Mesela Ortadoğu Teknik Üniversitesi de uğraşıyor. Boğaziçi Üniversitesi de uğraşıyor. Bazıları boş... Bak bir şey söyleyeyim. Bizim Türkiye'deki temel sorun. Yani bunları söyleyeyim. Biraz lafı uzatacağım ama. Bunlar yayılsın da dinlesinler. COSCEP projelerinde... değerlendiriliyor, paralar veriliyor. Evet. Tamam mı? Çöpe atılıyor paralar. Çoktan evet. Bulunmuş projelere. Evet. Ya çoktan. Adam ya COSCEP ya bırak. Veyahut da kopya demiş. Yani hayır. Kopya etsin. Nasıl? Adam en azından uyarlasın. Ülkeye uyarlasın. Yani bunlar bizim için, yani ülke için ben acıyorum. İsraf. Diyor ki ben şeyden TÜBİTAK'tan para aldım. Oradan para aldım. Ya alsan ne olur abi? Adam almış yolu gitmiş yani. Yani bakın bir şey söyleyeceğim. Şu masa var ya Londra'da Alman'a yakından bakmak ister misin? Tabii ki. Yani Londra'da bu masanın üzerinde menüyü seçerekten sipariş veriyorsun abi restorana. Gel Leyla, Hamdi gel sen. Hamdi biliyor zaten şimdi... sen gel. Ya çok iyi bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar gerçekten. Konuyu yiyeceğiz zaten, menüyü yapacağım. Buyur. Hamdi yani yaptığınız ya. Hakikaten güzel bir şey ama. Mesela oyun tarzı olarak gösterebilirim. Tamam. Oradan direkt şu an bilgisayar kontrol ediyor. Evet. Tamam. Bir iPad. Futbol, evet. Diğer futbolu tamam. Geçersek... Bir saniye. Dur burada futbol. Niye futbol seçtiniz? Hiç hoşuma gitmedi bu. Oradan mesela buyur bak. Güzel rengi de seçtin. Evet. Yani şey böyle. Şimdi bunu yapan var mı Türkiye'de? Ben yani Türkiye'yi ben bilmiyorum şu anda. Şu an Türkiye'de uğraşan var. Uğraşan var. Ama yazılım süreciyle değil. Yurt dışından. Türkiye'de yani başlayarak kullanan var. Bununla ilgili işini tekniğe gireceğim biraz da. Yazılım engine'i mi kullanıyorsunuz? Yani hazır bir yurt dışına. Tabii yani SDK'larla alakalı. Zaten ben bunu yani şöyle söyleyeyim. Birçok kişi zaten biliyorsunuzdur. Üretim... Ama bize öyle anlattınız ki arkadaşlar da yanlış anlıyor. Bir saniye şöyle bir şey yaparsanız açılırsanız. Belki kamera da bize şey yapar. Yok yok burada kalalım. Zaten ben Microsoft'un Kinect sensör SDK'sı
burada konuşalım. Burada tabii. Konuşalım. Şimdi, yani o zaten geliştirince bize veriyor projeyi. Şimdi o zaman bir dakika. O zaman toparlamamız lazım. Arkadaşlarımız da şey yapmayalım. Şimdi arkadaşlarımız aslında donanıma yönelik bir geliştirme yapmıyorlar. Bunlar siz SDK'ları kullanıyorsunuz. Evet. Yani ana üretici firmaların size verdikleri arayüzleri kullanaraktan yazılım geliştiriyorsunuz. Evet. Böyle anlatalım değil mi? Yoksa siz Microsoft Surface teknolojisi geliştirmiyorsunuz değil mi? Veya zaten kamerası ona ait. Hani onun kodlarına bağlı. O zaman bir yazılım şirketi olarak sizi değerlendirmemiz gerekiyor. Zaten, o zaman da yazılımın içeriğine bakmamız gerekiyor. Yani yazılımda ne şeyler, atraksiyonlar yapıyorsunuz. İşte benim anlattığım gibi senin ürün o. Bizim bakmamız lazım gelen o. Tabii. Yoksa donanım değil yani. Anladım. Peki. Evet. Tabii çok uğraştınız. Bu kadar getirdiniz. Dinledik. Olayı da anladık. Size teşekkür ediyoruz. Buyur. Alkış. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi şanslar. Böyle gelip yanıma. Nasıl geçti? Bir hayli zorluydu galiba. Yani ilk baş öyleydi de daha sonra konuyu anladılar. SDK'lara göre hareket ettiğimi. Hani firmaların zaten geliştirmek için bizlere bunları veriyor. Bu yazılım donanımları. Biz onların üzerinden bir çalışma sürdürüyoruz. O nedenle hani herhangi bir şekilde patent sürecinde bir sıkıntı yaşanmayacak. Alpan Bey galiba bunun muadilleri var dedi. Bir dedi patentle mi ilgiliydi? Yani patentle alakalı konuydu. O da yanlış anlaşılma oldu. Umarım yanlış bir değerlendirme olmaz. Eğer arkadaşlar, YTP'li arkadaşlara kalırsak. Ama bilmiyorum. İnşallah olumlu olur. Peki siz yeterince iyi ifade edebildiniz mi? Anlatabildiniz mi? Yani elimden gelen çabayı gösterdim. Açıkçası daha fazlası iyisini de yapabilirdim ama tabii heyecanlı insan. Peki geçmiş olsun diyelim teşekkür o zaman. Sağ olun. Evet. Bugün de şu anda siz son yarışmacımızsınız. Az sonra sonuçlar için stüdyoya döneceğiz. Burada herkes heyecanlı bir bekleyişte. Bakalım bugünün kazananı kim olacak? Bakalım bir isterseniz üstünden geçelim. Bugün neler gördük, neler oldu? İnternetten makyaj yapmayı, bir resminiz varsa hazırda resminizi yüklüyorsunuz. Veya yoksa bir webcam üzerinden resminizi çekip sisteme aktardığınız takdirde üzerinde bir güzellik merkezinde, bir kuaför salonunda yapabileceğiniz her türlü uygulamayı birebir yapıyor. Bir ayakkabı boyama mendili, tek kullanımlık. Ayakkabınızı boyamayı unuttuğunuz zamanlarda ya da toplantılardan önce herhangi bir sünger bulamadığınız zaman ya da piyasadaki çeşitli ürünlerden faydalanamadığınız zaman cebinizden çıkartıp boyayabileceğiniz bir ürün. Projemizin adı tambumu.com ve gençlik kartı. Projemiz kurban eti temizliği projesi. Boşuna söyle. Arabanızda patenaj görme sistemi yani ASR sistemi varsa eğer sistem bunu görüyor, patenajı görüyor ve otomatik olarak sistemi açıyor, bıçaklar tekerlekle beraber buza değiyor. Yani sürtünme katsayınızı arttırıyorsunuz, patenajın önüne geçiyorsunuz. Tehlikeli atıkların bertarafını daha hızlı hale getirmek üzere bir web projesi ürettim. Tuzdano felsefesi adında büyük bir projemiz var. Tuz doğal antibakteriyel bir malzeme. Bunu levhalar haline, inşaat malzemeleri haline getirdik. Kafelerimizi merkezi sistem üzerinden yöneterek bu yönetimde de sergilenecek olan masa yüzeyinde menü seçenekleri, uygulamaları, karşılıklı oyun seçenekleri gibi birçok seçenek insanlara sunmaktır buradaki amacımız. Efendim bu geceki 8 projemizde böylece dinlemiş olduk. Yarışmacılarımızın hepsi birbirinden değerli, birbirinden farklı projelerini bizimle paylaştılar. Tabii ki son kararı yine jürimiz verecek. Onları en çok hangi proje etkiledi bakalım biraz sonra göreceğiz. Ama yine hatırlatmak istiyorum, stüdyoda bulunan Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ellerindeki kumandalarla bir yarışmacıyı daha seçip onu kurtarma şansına ve finale taşıma şansına sahipler. Güzel proje ama öbürlerine nazaran birinci iyi olmaz.
Tamam, duyurdu ben... çok iyi, çok iyi. Yani onu kısa kez hatta. Ve güzel ama da benim nazarımda. Şimdi şeyde ayakkabı güzel. Güzel, güzel. Yani, evet. Yani şeye dönüşürse o olmaz. Evet, 8 girişimcimiz projelerini, fikirlerini jüri üyelerine sundular. Bakalım sonuç ne olacak? Şu anda heyecanlı bir bekleyiş var Kırmızı Oda'da. Hemen ben şöyle bir heyecanı yoklamak istiyorum. Böyle suratlar hani biraz gülüyor, biraz endişeli. Şöyle hemen yanınıza geleceğim. Nasıl heyecan? Heyecan biraz var. Yalnız geçen seneden de katılmış olduğum için onu birazcık yeniyorum, evet. Birazcık geçti. Peki ümitli misin? Ne diyorsun projen için? Ya projem için ümitliyim. Zaten ümitli olmasam burada olmazdım. Umarım yine de bir arkadaşlar seçer. Jürinin seçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü projemiz bir ilk olacak, öyle söyleyeyim. Ve büyük bir derdimize çare olacak üniversiteden sonra. Öğrenci öğrenciye güveniyor. Biraz öğrencinin öğrenciden başka dostu yoktur. Hadi bakalım şuraya da soralım. Siz de heyecan ne durumda? Heyecan yeni, biraz yorgunluk aldı. O yüzden yani bekliyorum ama bakalım. Bakalım ha. Aynen. Peki en çok arkadaşların hepsinin projesini dinledin. Kiminkini en çok beğendin? Ya burada şimdi bunu beğendim demek zor. Çünkü bu bölümde gördüğüm kadarıyla çok kaliteli projeler vardı. Şimdi spesifik olarak diyemeyeceğim. Hani şu proje hoşuma gitti. Hepsine saygı duyuyorum ve değerli buluyorum. Peki hemen size soralım. Oğlumuzla birlikte geldiniz. Evet, kalbime tuz bastım, heyecanlandım. İyi gelir diye. Bu tuzu da size veriyorum. Tuz kardeşi olduk. Peki tuzun çok böyle... teşekkür ama ediyorum. Ama aynı anda tutacağız ikimiz. Aynı anda tutacağız. Tuz kardeşi olduk. Hadi bakalım, bu şey değil mi, mikropları falan evet. Oluyordu. Tamam, ben bunu tutuyorum. Ben kurbağa projesini sevdim. Yani oyak oyak kurbağa sesi duymak istiyorum. Hadi bakalım. Nasıl heyecan durumları? Yani biz elimizden geleni yaptık. İnandığımız bir şeyi takip ediyoruz. Olur olmaz önemli değil. Katılmışız. Buraya kadar gelmişiz. Bu da yeterli bizim için. Her şeyi bekleyeceğiz. Sonuca bekleyeceğiz yani. Göreceğiz. Ne olursa razıyım evet, diyor yani. Sizde sizin kurbağalar neydi öyle? Bizim kurbağalar iyiydi. Bakalım o koplayan kurbağalar sizi birinciliğe taşıyabilir mi? İnşallah. Umudumuz önünde. Bekliyoruz. Kurbağanın ismi var değil mi? Tamay. Tamay. Bir de kurbağanın adını Tamay koydular, fena. Birinci olursanız alırım ben o kurbağayı. Tamam. Tamam. Tamam mı? Peki. Heyecan tabii sürüyor aynı sahnede olduğu gibi. Siz evet umarım... bugünün herhalde en heyecanlı ismisiniz. Sormayın evet maalesef. Evet, atamadık üzerimize. Tabii. Peki bu yansır mı dersiniz jürinin kararına? Bilemiyorum, umarım çevre kazanır. Peki hemen sizden de alalım. Ankara'dan gelmiş hem de yarışmacımız. Evet. Dedi ki bana oğlum bekliyor dedi, inşallah güzel haberler vereceğim. Kocaman bir selam söylemek istiyorum çünkü onu çok seviyorum, eşimi de öyle. Ha, yarışma evet, heyecan çok önemli bir konu. Hayatta heyecan olmazsa zaten her şey biter. Ha, burada olmak, bir şeyleri başarmak, bir şeylerin başarısı altına ilk küçük paraflara atmaksa önemli olan, iyi ki buradayım. Sizin de birazcık böyle hani anlatırken çok yeterince anlatamadım mı diye bir endişe oldu değil mi? Açıkçası heyecan oluyor ister istemez kameralar karşısına geçince. İnsan zorlanıyor, şu an herhangi bir şekilde heyecanım kalmadı fazla. Demek ki o aşamadan sonra insan rahatlıyormuş. Şu an iyi hissediyorum. Hı hı. Bakalım sonuç ne olacak ha? Yani inşallah olumlu olur diye düşünüyorum. Olumsuz olursa üzülür müsün? Yok hayır, zaten bu benim işim. Hani herhangi bir şekilde etkilenmem. Sonra devam eder misiniz? Devam tabii. Harika. Yani sonuçta hani ideallerimiz bundan 2,5 yıl önce belirlenmişti. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bir anda kestirip atamıyorsunuz açıkçası. Peki size de sorayım o zaman. Sizde heyecan nasıl? İyi, heyecanlı sayılırım. Bekliyorum, sonucu bekliyorum. Sonucu bekliyorsunuz. Vallahi hepimiz burada merakla sonucu bekliyoruz. O yüzden çok da fazla uzatmak istemiyorum. Cemal, tekrar söz sende. Evet, sayın jüri kararını verdi. Biraz sonra sonucu onlardan isteyeceğim. Ama hemen öncesinde sevgili Tamay'ı ve yarışmacılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Evet, sevgili jüri üyeleri, şimdi kararınızı alacağım. Jüri başkanımıza soruyorum. Alpan Bey, teker teker siz ayıklamaya başlayın isterseniz. Önce makyajdan başlayalım. Dünyada tek dediniz ama ona zaten itiraz ettik. Bu konuda birçok proje var. Bu konuyla ilgili iş modeli bulamadık.
Dolayısıyla sizi eledik. İkinci arkadaşımız Tambumu projesi. Tambumu bizim açımızdan çok iyi bir proje. Çok beğenmemize rağmen biz tabii ki seçeceğimiz proje sayısı sınırlı olduğu için dolayısıyla sizi de elemek zorunda kaldık. Üçüncü arkadaşımız araçla ilgili olan proje. Onunla ilgili sıkıntılarımızı da size söyledik. Ağırlık olarak, maliyet olarak araç üreticileri olan ilişkiler açısından. Dolayısıyla zorluğu ve işin büyütülmesi açısından sıkıntılardan dolayı bu projeyi de eledik. Tehlikeli atıkla ilgili olarak. Ya ben şahsen daha farklı düşünmeme rağmen diğer jüri arkadaşlarım projenin iyi olduğunu söylediler. Ama sonuçta jüri kararıdır. Bu projeyi de eledik. Bilgisayarcı arkadaşlarımızla ilgili. Projede ismin bize yansıtılmasıyla beraber aslında veya anlatılmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Yani bir üretim konusu bize sunuldu ilk başta. Ben de kalktım size teknoloji anlatmaya kalktım. Halbuki ortada bir yazılım konuşuyor. Yani daha doğrusu o bahsedilen donanımların yazılımlarla desteklenmesi. Doğal olarak da siz piyasada diğer yazılım şirketleriyle, potansiyel yazılım şirketleri bir rekabet. Proje değerlendirilmesi, ürüne döndürülmesi yazılım açısından biraz daha zor. Spesifik bir yazılımımız olsa, şu yazılımı yapıyoruz, şöyle bir pazarımız var, fiyatı budur, şu kadar satacağız veya işte kullanım başına şu kadar ücret alacağız olsa bizim için daha anlamlı olabilir ama yani ödül verebilmek için yazılımın şeyi sınırlarının belli olması gerekiyordu. Dolayısıyla sizi de elemiş olduk. Kararımız budur. Evet, finalistlerimizi öne alayım o zaman. O zaman geriye kalan finalistlerimiz doğru çıksınlar. Evet, Alpan Bey, hemen sormak istiyorum. Üç değerli proje kaldı. Fikir ayrılığı yaşadınız mı? Nasıl bir karar çıktı ortaya? Vallahi karar çok zor çıktı. Biraz sonra açıklarken de göreceksiniz. Yani karar vermede sıkıntı yaşadık. Üçü de çok iyi bir proje. Üçü de çok çok iyi proje. Ama kendi aramızda da gerçekten yani biz şeyiz. Standartın dışına çıkacağız bu sefer. Çünkü karar veremiyoruz. Yani eşit olarak tıkandık. Karar veremedik. Evet, ilk kez tıkanıyorsunuz. Evet, burada ilk kez tıkandık. Biz Necmettin Bey'in TUZ projesiyle Kurbağa projesini birinci olarak seçiyoruz. Bravo. Tebrik ediyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bakın hakikaten ayakkabı boya şeyi yani ben gene tabii ki jüri başkanıyım ama gene şahsi fikrimi de söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel bir proje. Çok akıllıca bir proje. Elin boyanmasının hiç önemi yok. Onu siz keçeyle diğer ürünü birleştiremediğiniz için böyle oldu. Dolayısıyla gönlümüzün de şampiyonu sizsiniz. Bravo, tebrik ediyoruz. Evet. Evet. Bugün bir fikrim mi vardı? İki tane finalistimiz birden var. İkisi birden jüriden çıktı. Hala o zaman bugün üç finaliste bitireceğiz. Çünkü hala daha Yeditepe Üniversitesi'nin seçeceği, oylarıyla kurtaracağı bir yarışmacımız daha olacak. Bakalım çok evvel, enteresan bu heyecan verici oldu. Evet, ondan bu evvel bir şey ilave etmek istiyorum. Biraz evvel Alpan'ın dediği gibi en zorlandığımız yarışma bu gece oldu. Çünkü hepsi hakikaten çok büyük gayret göstermişler. Dokunmatik için bu kadar hazırlanmışsınız. Bu konulara çok hakim olan Alpan Bey'in burada oluşu bir şans oldu. Herkes sizin için de, yol gösterici yönünden de. Onun için tebrik ediyorum seni. Sağ olun. Evet. Araba, kar, patinaj, herkesin
mutlaka ve mutlaka kullanmak istediği, başvuracağı durum olabilir. Çalışmalarınıza devam edin. Hiçbir şekilde bugün biz elendik gibi düşünceye kapılmayın. Çünkü hepinizin çalışmaları bu akşam hepimiz için de önde ve bir numaraydı. Bravo. Tebrik ederim. O zaman evet, artık... şimdi kalan 6 yarışmacımız için, her zaman 7'ydi, bugün 6 çünkü 2 tane birincimiz var. Kalan 6 yarışmacımız arasından buradaki Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ellerindeki elektronik cihazlarla bir seçim yapacaklar. Bu 6 yarışmacıdan bir tanesi daha bizimle finale gelecek. Butonlar hazır, oylamaya başlayabilirsiniz. Dakikalık oylama süremizin sonuna geldik. Bakalım stüdyomuzdaki değerli konuklarımız, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri hangi fikri birinci seçti? Açıkçası ben de çok merak ediyorum kimin çıktığını. Sanırım jüri üyeleri de çok merak ediyor. Çünkü bugün bir ilk yaşandı burada. İlk kez iki proje de birinci seçildi jüri tarafından. Ve şu anda bir diğer proje, yani üçüncü bir projede günün kazananı olacak. Ve sıra geldi bu haftanın üçüncü finalistini açıklamaya. Seyircimizin seçtiği finalisti. Alpan Bey, sizi çok mutlu edecek. Çünkü üçüncü seçilen arkadaşımız, seyircinin seçtiği arkadaşımız %82 gibi açık bir farkla ayakkabı boyama mendili. Evet, tebrik ediyoruz. Bugün dediğim gibi 3 kazanan oldu. Sizleri de böyle alalım. Sizleri de yanıma alacağım. Buyurun. İşte görüyorsunuz, arkamızda da %82'lik bir oyla ayakkabı boyama mendili halk tarafından bugünün birincisi seçildi. Ve diğer arkadaşlarımızla hemen hatırlatmak istiyorum sizlere. Evet, bugün dediğim gibi 3 tane birincimiz var. Selim Bayramoğlu ve Zeliha Merve Yurttaş kurbağa projesiyle, değil mi, o bıraklayan kurbağalarla birinci oldular. Ve diğer Necmettin Türkoğlu da ve Tarık Can Türkoğlu nan bakteri, yani tuzlarla, değil mi, o bana hediye ettiğiniz tuzlarla tuz kardeşi olmuştuk. Efendim, ben sizi tekrar tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Evet, heyecan dolu bir hafta oldu. Çok enteresan ürünlerle, düşüncelerle, projelerle karşılaştığımız bir hafta oldu. Ve bir kez daha bir fikrim varın sonuna geldik. Ekran karşısında bizi izleyen seyircilerimizden ve burada bize ev sahipliği yapan Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ve tabii ki birbirinden değerli jüri üyelerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya iyi fikirler ve birbirinden çılgın projelerle tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.